Medya hesabı üzerinden ve şöyle yazdı. Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz. Siz nerede olduklarını biliyor musunuz? Meral Akşener etiketlenmiş ve altta tabela olarak 128 milyar dolar nerede sorusu. Aylardır sorulan bu soru yeniden burada bir sosyal medya akımı üzerinden tekrar vuku bulmuş durumda. Peki bu soruya karşılık acaba İyi Parti lideri Meral Akşener ne söyledi? Jet hızıyla bir yanıt geldi. Meral Akşener şöyle yazdı. Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın, yılmadan kovalamaya devam. Sayın Temel Karamollaoğlu, sizde yeni bir bilgi var mı diyerek soruyu sordu. Şimdi gözümüz kulağımız Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sosyal medya hesabında. 128 milyar dolar nerede sorusuna ilişkin İyi Parti lideri Meral Akşener pası şu anda Saadet Partisi'ne attı. Bakalım Temel Karamollaoğlu ne yazacak, ne söyleyecek? 128 milyar dolar nerede sorusuna ilişkin acaba Saadet Partisi'nde yeni bir bilgi var mı? En azından Akşener'in sorduğu soru bu. CHP lideri İYİ Parti liderine sordu. İYİ Parti lideri Saadet liderine sordu. Bakalım Saadet'ten kime pas gidecek ve en önemlisi yeni bir bilgi, yeni bir cevap var mı acaba? Buna da odaklanacağız. Bu arada yargıda sıcak bir haber var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu. Geçtiğimiz dönemlerde ekonomiden sorumlu kurmay görevlerinde de bulundu CHP Genel Merkezi'nde. Şimdilerde İstanbul Milletvekili. Şimdi Aykut Erdoğdu dün uzun bir tweet silsilesi, bir tweet zinciri ortaya koydu. Özetle şantaja uğramaya çalıştığını iddia etti. Sayın Erdoğan, öncelikle şunu bilmenizi isterim. Korku insani bir duygudur. Utanılacak bir durumda değildir. Sizden korkan sizin halinize düşsün. Ben ve benim gibi milyonlarca insan korku duvarını yıllar önce aştı. Şantajla, iftirayla, tehditle susarsam yüreğim kurusun. Atmış olduğu tweet zincirinden içerisinden sadece bir bölümü böyle. Peki devamında neler söyledi? Devamında da şantaja uğradığını, şantaja uğrama çabaları olduğunu karşısında, çevresinden insanların bu yönüyle arandığını, çeşitli görüntülerin talep edildiğini ya da soruşturulduğunu söyledi Sayın Erdoğdu. Ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük kitapları, söylemleri de oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından o taraftan gelen haberi söyleyelim. 250 bin liralık bir tazminat davası açılmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aykut Erdoğdu'ya açılan bu dava. Bakalım nasıl ilerleyecek? En önemlisi neler söylenmeye devam edecek? Dakikalar önce Aykut Erdoğdu yeni bir sosyal medya mesajı paylaştı ve gündemin değiştirilmesine izin vermeyeceğim. Asıl gündemimiz elbette vaka sayılarıdır, elbette esnafımızın durumudur dedi. Süreç nasıl ilerleyecek bakacağız bunları da. Bu arada 128 milyar dolar meselesi, soruları, yeni bir siyasi akım, yeni bir özellikle de sosyal medya üzerinden bir soru kampanyası başlatırken tam da o saniyelerde bugün öğrendik ki Merkez Bankası'nın beklentisi enflasyon konusunda yeni artmış. Yıl sonu enflasyon beklentisi %13,81. Nasıldı? 13,12 idi. Bir önceki anket döneminde. Merkez Bankası enflasyon, fiyat artışı sürecek diyor. Artış sürecek vurgusunu yapıyor bizlere. Bakalım nereye kadar ilerleyecek şu cep gerçekleri. Konuşacağız bugün de, detaylarına da bakacağız. Ama gelin bugünün en meşhur konusuna geçelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şu bekleyiş türbede ve sonrasında o ziyareti de o şekilde tamamlaması. Elleri arkada kavuşturmasına bir soruşturma mı açılır soruları vardı. Hayır, soruşturma değil zaten, inceleme diye düzelttiler. İnceleme var. Bugünlerde bir inceleme var. Ekrem İmamoğlu'nun ellerini arkadan kavuşturarak yürüyüşü bir incelemeye konu oldu. Soruşturma izni de talep ediliyor. Yanlış anlaşılmasın. Peki Ekrem İmamoğlu bu incelemede yazılı ifade verdi mi? Verdi. Bugün biz Sözcü Gazetesi'nde Saygı Öztürk imzalı haberden öğrendik. Şu ifadeyi kullanmış yazılı olarak verdiği o incelemeye dair savunmasında. Yazılı bir savunma alınmış Ekrem İmamoğlu'ndan. Ciddi ciddi. Bu yakıştırmayı şiddetle reddediyor, iftira atanı kınıyorum demiş Ekrem İmamoğlu. Yani burada bir saygısızlık çıkarımında bulunanları iftira atan konumuna koymuş Ekrem İmamoğlu ve onları kınadığını belirtmiş. Ama sonrasında yine dakikalar önce Ayşenur Aslan'la Medya Mahallesi yayını sırasında ekranlara geldi. Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçti. Elbette bir projeye ilişkin ayrıntıları vermek üzere geçti. Fakat basın mensupları, meslektaşlarımız evet de bu soruşturmayı, daha doğrusu bu incelemeyi soracaklardı.
Sordular, bakın Ekrem İmamoğlu yanıtlarda neler söyledi, ilk verdiği yanıtlarda hangi vurguları yaptı? En önemlisi sürecin nereye gidebileceğine işaret ettiği noktalar hala sosyal medyada konuşuluyor. Bir kulak verelim mi? Böyle bir sürecin ortaya konması çok kötü bir ortam. Yani o kadar absürt ki benim izlediğim ve incelediğim kadarıyla bu sabah şeyin sahibi yok şu anda. Yani bu süreci başlatanın sahibi yok tam olarak. Bu şikayet ettiniz kendinizi biraz evet yani o absürtlük devam ediyor, yaratıcı. İnsanlar tabii burada böyle 90 derece duramaz. Yani bir eğimle yürürsünüz. Bu eğimle yürüdüğünüz zaman hani bir Karadeniz doğa bilgisi vereyim size. Eğimle yürüdüğünüz zaman elinizi arkaya attığınızda bu size aslında hem bir güç hem de bir merkezi denge yaratır. Bunu Karadenizler bilir ve bu şekilde siz o rampayı, o güç yokuşları daha kolaylıkla çıkarsınız. Geleneksel tavrımdan dolayı yaptığım bu yürüyüş biçimi üzerinden ya böyle bir anlam çıkarabilmek ve bu anlamı oraya taşınması ve bu anlam üzerinde soruşturma sürecinin başlatma becerisinin ortaya koyulması ya müthiş yaratıcı ya. Onların tek derdi Ekrem İmamoğlu ile mücadele. Ben planlanmış bir Güneydoğu gezisinde bir nikahını kıyma sözü verdiğim bir genç delikanlının Batman'daki düğününe gittiğim bir gezide o dönem Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve yasalarına göre seçilmiş bir belediye başkanını, Türkiye Cumhuriyeti devletine ait bir belediye başkanının seçilmiş bir belediye başkanını ziyaret ettim. İlginç soruşturmaya ilk yorum böyle kayda geçti. Aslında bir öncesi de var. Bu görüşmeden dakikalar önce Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile birlikte yürürken Sayın Genç ellerini arkada kavuşturmuş bir şekilde yürüyordu. Ekrem İmamoğlu'ndan da bir uyarı geldi. Bu da birkaç saat önce kayda geçti. Bu ilginç soruşturmanın ilginç üzerindeki esprileri diyelim. Bir anıtsal yok. Bak elin arkada geziyorsun. Bak elin arkada geziyorsun. Bak sonra. Bak ben Allah'tan Fatih'in heykelini daha koymamışlardı yani. Ya elin arkada. Ama burada hep öyle yürüyor millet. Biz de alışkınız da burada. Onun için arada karışık yap. Yani bazen böyle tut. Aynen. Bazen böyle yap. Bazen Allah'tan böyle yap. Allah'tan heykel yok tamam mı? Hatta bazen başının arkasına koy. Ama değil elini mi? Arkana koyma diyorum. Ya hayır karışık olsun yani. Kafalar bizim... karışsın. Hayır. Tek tüp yapınca uydurma kabiliyetleri artıyor. Kafan kafaları karışsın ama yani. Ama bizim insanımızın genelde de geleneğidir elinin arkasında yürümesi. Ya Karadeniz'de biliyorsun yokuş evet. Yukarı çıkıyorsa adam böyle gider yani. Bir alışkanlık biz öyle çocukluktan sen beri öyle yaparız dersin, yani. Ben çocukluktan alışkanlığım. Fark etmez başkanım kafanızda kış. Sonuç aynı şey. Konuş değişmez. Öyle bir durum var. Yorum bu. Yazılı savunmada söyledikleri malum. Sonrasında üzerine dair söyledikleri malum. Sonuçta esprilere konu olmaya devam edecek bir inceleme gibi duruyor. Şimdi gelelim efendim bir istifa haberine. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi üyeliği görevinde bulunan 25. ve 26. dönemde milletvekilliği de yapmış bizim. Ekranlarımızdan da tanıyorsunuz zira pandemi sürecinde bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olması hasebiyle çok kez konu kaldık kendisine. Profesör Doktor Gaye Uslar yine bir sosyal medya mesajıyla CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Siyasi parti üyeliğinin iptal edildiğine ilişkin Yargıtay görseliyle birlikte başvurusunun tamamlandığını söyledi. Kamuoyuna duyuru bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim dedi. Gaye Uslar 25. 26. dönem Eskişehir Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesiydi Profesör Gaye Uslar. CHP'den istifa ettiğini bu şekilde sosyal medya hesabından duyurdu. Uslar aynı zamanda Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi görevini sürdürüyor. Gaye Uslar bir süredir zaten ilkelerimle partinin siyaseti arasında farklar oluşmaya başlamıştır ve rahatsız ediyordu. Değerlendirme sürecindeydim artık geldiğim noktada istifayı uygun gördüm diye konuştu. Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçip geçmeyeceği ile ilişkin iddiaları ve sorulara da ne hayır ne de evet yanıtını verdi. CHP'den istifa benim için zor bir karar. Önce bunu sindirmem gerekiyor. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil şeklinde konuştu.
Ve geçelim efendim asıl konuşmamız gereken meseleye. Türkiye'nin siyasi ekonomik gündeminden başlıklar bu şekilde. Hatta yargı gündeminden başlıklar da sunduk. Fakat en önemlisi can meselesi. Can meselesinde 4 Mayıs 2021 vaka tablosuna bakarak başlayalım. Test sayımız 241.747. Eleştiri konusu olan filyasyon neden düşüyor eleştirilerinin muhatap kılındığı satır başlığı burası. Vaka sayısı 28.997, 241.000 test arasında. Hasta sayısı 2.483. 336 vatandaşımızı kaybettik. Sadece 24 saatte. Diğer yandan bakıyoruz işte ağır hasta oranımız, sayımız 3.452 olarak göze çarpıyor. Dolayısıyla süreç nereye kadar ilerleyecek birlikte hocalarımıza danışarak soracağız. Bir de vaka tablosunu öğrendik. Harita tablosu da güncellendi. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca tarafından duyurulan yeni tablomuz 24-30 Nisan arasını gösteriyor bizlere. Henüz 3 gün öncesine kadar durum neymiş birlikte bakalım. Örneğin İstanbul mega kentle başlayalım. 532. 100 binde vaka oranı 532 görünüyor. Onun dışında başkente gidelim. 361 oranında olduğunu görüyoruz başkentin. Onun dışında birkaç seçmeci ile daha gidelim. Örneğin Trakya'da işler yolunda gitmiyordu. Kırklareli 498, Edirne 340, Tekirdağ 489 gözüküyor. Çanakkale 439 ki zirveyi yapmıştı Çanakkale. Renkli haline geçelim haritanın ve bir de o haliyle olan bitene bakalım. Hatırlarsınız bu renk politikasını ilk geçtiğimizde mavi renkleri görebiliyorduk ama haritamızda mavi renk bulunmamaktadır. Şu anda en azından bulamıyoruz, göremiyoruz şu aşamada. Örneğin Uşak ayrı bir simge olarak orada mavi duruyordu. Güneydoğu Anadolu bölgesinde maviliklerin çoğunluk olduğunu görüyorduk. Ama maviyi tamamen terk ettik. Sarı renkte bile sadece Şırnak göze çarpıyor Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Onun dışında kıpkırmızı bir Türkiye haritası var. Kıpkırmızı Türkiye haritası gerçeği de 17 günlük tartışmalı kapanmayla geldi. Kısmi mi desek, tam kapanma dememiz elbette eleştiri konusu yapılıyor. Zira haklılık payı var. %60 oranında DİSKAR raporuna göre çalışan kesim vurgusu var. Muaf olanlar, muafiyet izin belgesi alanlar, tüm bu süreç insanlar çalışmaya devam ederken dalga geçer gibi tam kapanma demeyin diye bize uyarılarda bulunuyorlar. Elbette bunu dikkate alıyoruz. Şimdi efendim bu olan biteni bir konuşalım. 6 gün geçti. 6. günün içerisindeyiz daha doğrusu. Şimdi kapanmada 6 günün raporu nedir? Özellikle de iki büyük kentimize gideceğiz. Biri başkent, biri megakent. İstanbul ve Ankara. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Güray Kılıç ve Ankara Tabip Odası Başkanı Doktor Ali Karakoç. Bizlerle birlikte değerli hocalarımız. Ali Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Can Bey merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Güray Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Başkent'ten başlayalım. Ali Hocam size döneyim. Nasıl bir 6 gün geçirdik, geçiriyoruz? Vaka sayılarında Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın vermiş olduğu hedef, talimat 5000'in altına düşme konusuydu. 6 gün geride kalırken kısmi olarak kapanmış görünmekle birlikte eleştiriler atalım sepetin içine, olan biteni atalım sepetin içine, bir de bilimin söylediklerini atalım. Karşımızda çıkan manzara nedir? Can Bey tam da güzel bir cümle kullandınız. Cumhurbaşkanlığı verdiği emir ya da direktif doğrultusunda vaka sayılarının 17 Mayıs'a kadar 5000'in altına düşmesi gerektiğini söylemişti. Evet, gerçekten bir direktifle salgının rakamlarını ya da turkuaz tabloda rakamlar istedikleri gibi yönlendirebiliyorlar açıkçası. Biz buna kapanma demiyoruz. Zaten salgınla mücadelede kapanmanın böyle çok zaruri olduğu, gerçekten sağlık sisteminin artık çökme noktasına geldiği yetmedi dönemde. Tabii ki ekonomik ve sosyal tedbirlerle ama temel amaç zorunlu olmayan mal ve hizmetlerin durdurulmasıydı. Şu anda uygulanan ülkemizde toplumu kapatmışlar. Bu bir kapatma. Kapanma vesaire değil, zorla bir dayatılan bir kapatma. Hak ve özgürlükler üzerinde ciddi bir baskı. Diğer taraftan üretim alanlarında emekçiler kapalı alanlara kapatılmışlar şu anda. Döneyim İstanbul'a. Megakentin hep kıpkırmızı olduğunu biliyorduk Güray Hocam. Hatta öyle bir yansıma yaptı ki Trakya bölgesini de İstanbul'la gidiş gelişler çok bozdu. Oraları da kıpkırmızı yaptı denmeye başlamıştı. İstanbul son olarak ise şununla konuşuldu. Kapanma öncesi kent bir anda boşaldı. Mega kent diyorduk. Nüfus oranı bir anda Anadolu'ya dağıldı. Bu yönüyle de bir tepki ortaya kondu. Çünkü endişe duyuldu. Şimdi virüsü taşıyor İstanbullular. Arasında işte Covid-19 olduğunu bilmeyen, pozitif olduğunu bilmeyenler Anadolu
ya dağılmış durumdalar. Dönüşte de tam tersi olacak. Bu kez Anadolu'da çeşitli buluşmalarda, aile buluşmalarında olan vatandaşlarımız bu kez yaşadıkları, ikamet ettikleri yere İstanbul'a dönerken benzer bir şekilde virüs taşıma potansiyeliyle dönecekler. Hem dağıtmış olacaklar hem de toplamış olacaklar şeklinde analizler yapıldı. İstanbul için bugünün güncel verileri bize ne anlatır? Çünkü hep derler ya, İstanbul Türkiye'nin bir özeti. Nedir bu Türkiye'nin özeti? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Aynı filmi ikinci kez izliyoruz. Benzer tabloyu sizin de çok iyi vurguladığınız gibi biz aslında ikinci kez yaşıyoruz. 1 Haziran'da açılma dönemi diye tanımladıkları geçen yıl 1 Haziran'da aynı tabloyu yaşadık. İstanbul Türkiye'nin Wuhan'ıydı o zaman bakanın ifadesiyle. Çok yoğun vaka vardı ama bunu belirtmiyorlardı, bildirmiyorlardı. Açılmayla beraber buradan kumsallara ve kırsala insanları, virüsleri taşıdık bu insanlar aracılığıyla. Şimdi benzer tabloyu şimdi de yaşadık. Aynen öyle oldu. O günü hatırlıyorsunuz. İstanbul'dan Anadolu'ya, işte tatil beldelerine yolları tıkayan, saatlerce trafiği aksatan bir trafik akışı yaşadık. Oysa amaç burada virüsün yayılımını engellemek, insanların hareketliliğini azaltmak, toplumsal hareketliliği azaltmak ve özellikle yangının orta yerinde bir yangını söndürmekti. Oysa bu gerçekleşmedi. Adeta rahatlıkla insanlar gidebilsin diye ona zemin de hazırlandı. Tabii şunu söylemek lazım. Ta başından beri bu işin zaten hani bilime göre yürütülmediğini gayet iyi biliyoruz. Şu anda yapılan hani adına ne derseniz deyin önemli değil. Tam kapanma, kısmi kapanma, toplumsal hareketliliği kısıtlama o bu. Ama bilime göre yapılmıyor zaten. Yani insanları demin Ali Bey'in de ifade ettiği gibi fabrikaları açarak, üretim alanlarını açarak bugün 16 milyon işçinin çalıştığını biliyoruz. Şimdi böyle bir diğerleri onları açın, ondan sonra insanları da evlerine kapatın. Yani parklarda, yollarda yürüme ihtiyacı, fiziksel aktivite yapma ihtiyacı olan insanları da evine kapatın. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bilimsel de değil, akla uygun da değil. Elbette toplumsal hareketliliği kısıtlamak gerekiyordu. Biz bunu meslek örgütleri olarak ifade ettik. Bir yıldır yürütülen yanlış politikanın sonucu olarak zaten hastaneler bu gelinen noktada artık karşılayamaz hale geldi ihtiyacı. Özellikle İstanbul için bunu net söyleyebiliriz. Nisan ayı içerisinde İstanbul'da sağlık sistemi çöktü. Bildiğiniz çöktü. Bunlar ne kadar yansıdı bilmiyorum. Maalesef bu hastalığın böyle bir özelliği var. Yaşayanlar ancak hissedebiliyor bu tabloyu. Ama biz sağlık çalışanları olarak alanın içerisinden bilgilere sahibiz. Ve hastanelerde artık yoğun bakımlarda yer kalmamıştı. Ve hekimler hasta seçmek durumunda kaldılar. Acillerde sedye üzerinde bekletildi. Hani bunların çok korktukları, ilk başta olmadığı için övündükleri İtalya manzaraları, İspanya manzaralarını biz Nisan ayı içerisinde İstanbul'da yaşadık. Şimdi Hindistan'ı bize örnek gösteriyorlar. Oysa bizim ülkemizde bu tablo vardı. Çünkü biz biliyorduk ki bu hastalık hastanelerde karşılanamaz. Ta başından beri bilime uygun olarak izolasyonunuzu yapacaktınız, hastaları takip edeceksiniz, temasları takip edeceksiniz. Bunların hiçbiri yapılmadı. Yapılmayınca da biz nasılsa tedavi ediyoruz dendi. Elbette bundan bir takım özel hastaneler faydalandı. Bunun da altını çizeyim burada geçerken. Gerçekten bir talep patlaması ortaya çıktı. Yani arz talep ilişkisini maalesef bazı hastane sahipleri bir fırsatçılığa dönüştürdüler. Ve kamu hastanelerinde yer bulamayan insanları, canhıraç, yoğun bakım arayan insanların bu beklentilerini, bu tedavi edilme isteklerini maalesef sömürdüler. Ve orada da ayrı bir dram yaşandı. Bu şunu gösteriyor ki Nisan ayı içerisinde hakikaten İstanbul tam bir çöküş içerisinde böyle bir toplumsal hareketliliği kısıtlamaya ihtiyaç vardı. Kesin olarak ihtiyaç vardı ve biz bunu defalarca dile getirdik. Ama bizim istediğimiz, beklediğimiz, önerdiğimiz kısıtlama bu değil. Kesinlikle bu değil. Şüphesiz ki bu kısıtlamanın da faydası olacak. Tabii onu şimdi görmüyoruz. Bu gördüğümüz rakamlar o rakamlar değil. Belki kısmi kapanmanın sonuçlarını yeni yeni yaşamaya başladık. Tabii ki bu olacak ama bu aç kapa yöntemleriyle, bu kısır döngüyle salgını ortadan kaldırmanız mümkün değil. Yani bir
hedef koymanız, bir strateji geliştirmeniz lazım. Türkiye'de maalesef bu strateji yok. Türkiye'de çünkü salgın yönetilmiyor. Tamamen günlük beklentilere göre. İşte turizm tesisi sahibi, Turizm Bakanlığı'nın isteklerine göre, özel hastane sahibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaklaşımına göre ve özel okul sahibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaklaşımına göre ve özel hastane sahibi Sağlık Bakanlığı'nın özel hastanelerin ihtiyaçlarına göre salgın yönetiliyor. Bu hakikaten kabul edilebilir bir tutum değil. Kesinlikle bundan bir an önce dönmek gerekiyor. Ali Hocam, 11 gün sonra nerede olacağız? Can Bey, muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı'nın, daha sonra da Turizm Bakanı'nın söylediği yerde rakam, yani o turkuaz tablo bize onu gösterecek. Ama şu anda yaşadığımız şey Ankara için halen, evet, polikliniklerde kısmı başvuru sayıları azaldı ama yatakta tedavi kurumlarımızda, yoğun bakımlarımızda halen hastalarımıza yer bulmakta zorluk çekiyoruz. Güray Hoca'nın da söylediği gibi biz bunu daha önce yaşamıştık. Ankara 2020'nin sonbaharında Ankara'nın bütün hastanelerde, pandemi ilan edilen hastanelerde ya da edilmeyen ya da özel sağlık kuruluşlarında gerçekten sağlık çalışanları hasta seçmek zorunda kaldılar. Ne yazık ki maalesef yüreğimiz sızlayarak bunu yaşadık. Şu anki uygulamada aslında Güray Hocam söyledi, salgı yönetilmiyor, yönetilemiyor dedi. Hayır, bence yönetmek istemiyorlar. Bu şekilde tam da yönetmek istiyorlar. Yani salgın şu anda ekonomik kaygılarla yönetiliyor. Yoksa toplumun sağlığı, ölenler, hastalananlar, enfekte olanlar siyasi iktidar ve Sağlık Bakanlığı'nın çok da düşündüğünü düşünmüyorum açıkçası. 11 gün sonra hedef zaten baştan beri belirlenmişti. O turkuaz tabloda bu rakamları göreceğiz ama gerçeklik bu mu olacak? Asla asla böyle olmayacak. Bakın 13. ay ya da 14. aya girdik. Hep vurguladığımız sağlık meslek örgütü olarak, İşte uzmanlık dernekleri, bilim insanlarını vurguladı. Yani bu salgının yönetilme, bir epidemiyoloji bilimine göre yöntemleri var. 13. ayda, 14. ayda halen filyasyon ekipleri diş hekimlerinden oluşuyor. Ve bu sağlık çalışanları, arkadaşlarımız özveriyle çalışıyor ama bu bir yıl süre içinde hiçbir uygun eğitim verilmedi. Yani filyasyon çalışması şu: götürüp hane halkına ilaç bırakmak. Filyasyon gerçek bir çalışma yürütülmüyor. Bu gerçek bir çalışma yürütülmediği müddetçe de muhtemelen yine sonbaharda bir pik daha yaşayacağız. Bize şunu da yatıyorlar ve bunu kabul ettirmeye çalışıyorlar. Gerçekten işte emekçiler çalışma alanlarına kapatılarak enfekte edilecekler, hastalanacak ve ölecekler. Diğer yoksullar, diğer işsizler, günübirlik çalışanlar da evlerine kapatılarak yoksullukta, açlığa mahkum edilerek bu şekilde bu işin üstesinde gelmeye çalışıyorlar ama bakın bütün kapatmalar, yani kapatma hem ne diyeceksek diyelim bunun adına, ama İkizdere'de yaşananları hepimiz görüyoruz, hepimiz şahit oluyoruz. İnsanların yaşam alanları ellerinden alınıyor ve yok ediliyor. Bunun için bütün o çalışma araçları, devasa o araçlar alanlarda dururken halk kendi derisini, kendi doğasını savunurken insanlara zulüm uygulanıyor, şiddet uygulanıyor. Yani bu, şunu söylemeye çalışıyorum. Uygulanan politikalar bütüncül. Sağlık alanında, eğitim alanında ya da işte inşaat alanında, ekonomik alanda farklı bir politika uygulanmıyor. Bütüncül bir politika siyasi iktidar uyguluyor. Bu politikanın da bir amacı var. Gerçekten toplumun büyük kesimini oluşturan yurttaşlardan, emekçilerden, yoksullardan yana bir tutum değil, büyük sermayenin çıkarlarını gözetleyen bir tutum alıyorlar. Salgını da bu şekilde yönetiyorlar. Bütün amaç turizme hazırlık, turizm sezonuna hazırlık yapmaktı. Yine görüyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı ya da bu ülkede yaşayan insanlar kumsallarda denize giremiyorlar ama turist olduğu, yabancı olduğunu söyleyen insanlar bir belge göstererek oradan faydalanabiliyorlar. Sanki bu bize gelen İngiltere varyantı ya da Brezilya varyantı, işte Güney Afrika varyantı sonuçta oradan bir şekilde hareket edip buraya gelen insanların taşıdığı virüsler. Sonuç itibariyle bütünsel bir politika yürütüyorlar. Salgını da bu şekilde yönetiyorlar. Toplumun çoğunluğunu, dertleri toplumun büyük kesimi değil, belli kesimleri koruyarak bu politikalarını devam ettiriyorlar.
Buna karşı biz sağlık meslek emek örgütleri olarak özür diliyorum. Evet hocam buyurun. Toplumdan yana söz söylemeye, cümle kurmaya, tavır almaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu arada vatandaşlarımıza da hatırlatmak lazım. Dün konuştuk. PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı. Yani bir ayrıcalık tanıdık bu 15 ülkeye. Biz kapanma sırasındayken İngiltere varyantını konuşurken. Örneğin İngiltere'den gelen turistlerde hiçbir şekilde gelen yolculardan PCR testinin talep edilmeyeceği belirtiliyor. Güray Hocam beni duyabiliyor musunuz şu anda? Evet evet. Tamam tekrar bağlantı sağlandı. Duydum ben söylediğinizi çünkü evet. O yüzden ufak bir endişeye kapılmıştım. Evet. Şunu soracağım son olarak evet. Hocam. Vatandaş da merak ediyor. Ya tek kurtuluş yolumuz aşı. Bu aşikar artık. Aşı çeşitliliğini sağlayabileceksek bu anlaşılan yaz aylarına denk gelecek. Çünkü BioNTech ve Sinovac arasında gidip gelen sürekli rötar yediğimiz, sürekli farklı açıklamalar duyduğumuz, farklı ay hedefleri duyduğumuz bir süreçle geçirdik. Sonunda, en sonunda gelen iki resmi açıklama var dikkatimi çeken. Biri Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca tarafından. Haziran sonu 40 yaş üstü aşılanması tamamlanmış olacak dedi. Son nihai hedef bu açıklandı. Sonrasında da yaz aylarında da 20 yaş üstü herkesin aşılanması devam edecek. Anlaşılan Eylül'ü bulacak. En azından bu şekliyle yaz ayları diyerek geniş bir havuz ortaya kondu. Fakat bir açıklama daha geldi. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Necmi İlhan. O da Ekim sonları gibi aslında aşı konusunda ya da toplumsal bağışıklık noktasına gelebileceğimizi düşünüyorum dedi. 29 Ekim'de bu konuda manidar önemli de bir tarih olur dedi Cumhuriyet Bayramımız diyerek noktaladı. Şimdi gördüğümüz günlük aşı yapma miktarımız, aşı konusunda yaşadığımız tartışmalar, gelen gelmeyen sevkiyatlar. Hepsine dair bizim bildiğimizden bir fazlasını elbette siz biliyorsunuz. Peki size göre ne zaman Türkiye bu bağışıklık meselesini aşı yoluyla halledebilecek? Ne zamana görünüyor? Bu süre ne zaman? Şimdi öncelikle bunun için tabii istikrarlı bir yönetime, dürüst bir yönetime ihtiyaç var. Yani söylediğinin ne olduğu anlaşılan bir yönetime ihtiyaç var. Ve amacının Türkiye'de salgını yatıştırmak olduğunu düşündüğümüz bir yönetime ihtiyaç var. Demin Ali Bey'in de söylediği gibi hakikaten böyle bir yönetim yok. Böyle bir yönetim yani ben tabii yönetemiyorlar deyince biraz kibar söylemiş oldum. Gerçekten yönetmiyorlar. Belli ki bundan da bir fayda umuyorlar. Bu çok tabii üzücü şey bu sözcükleri kurmak. Aşı meselesinde de bunu yürüttüler. Şimdi hatırlayın aşı bulundu tamam Aralık ayı içerisinde aşıyı ilk aşıyı getireceğiz dedi Sağlık Bakanı. Şimdi bakın ülkenin sağlık otoritesinin söylediği söze inanmak zorundasınız. Bu kendi özel hastanesi değil. Orada söylediği sözler sadece oradaki çalışanları bağlamıyor. Bir ülke halkının sağlığından söz ediyoruz biz. Tabii. Ve her gün neredeyse 10 otobüs dolusu insanın ölümünden bahsediyoruz. Siz bu konuda ciddi olmak zorundasınız yönetici olarak. Böyle söylediğiniz sözün arkasında olmak durumundasınız. Ne yürüdüğünü bilmiyoruz. Nasıl bir iletişim, ilişki ağ kurduklarını bilmiyoruz. Temel hedefler ne olduğunu da bilmiyoruz. Neden Çin'le yaptıkları anlaşma şu anda yürürlükte değil? Neden 100 milyon doz aşı gelin derken şu anda aşı gelmiyor? Neden BioNTech Uğur Bey'le sürekli telefonlar içindeyiz, telefon ediyoruz deyip aşı gelmiyor? Sağlık Bakanı'nın söylediğini iki gün sonra Cumhurbaşkanı yalanlıyor. Sağlık Bakanı kendi söylediğini bir sonraki ay yalanlıyor. Bakın bu güveni sarsıyor. Buradaki sahiplerin ne olduğunu hakikaten bilmiyoruz. Yoksa Türkiye'nin olanakları aşıyla salgını yatıştırmak için yeterlidir. Bir kere onun altını çizelim. Türkiye zengin bir aşılama geçmişine sahip. Türkiye değişik hastalıkları yoğun aşılamayla halletti. Ve Türkiye'nin aslında ne kadar bozulsa da son 20 yıldır sağlıkta dönüşüm programıyla birinci basamak ne kadar tahrip edilse hala hekimlerinin, sağlık çalışanlarının aşılama konusunda bir geleneği var, bir alışkanlığı var. Fakat aşıyı tedarik edecek olan heyetin böyle bir bakış açısı yok. Ve oradan hani ben kötü kokuları vazgeçtim. Hakikaten oradan ne çıkar elde etmeye çalışıyorlar onu söylemiyorum. Kanıtlayamayacağım sözcükleri de kullanmak istemiyorum. Ama söz verdikleri şeyi yapmak durumundalar. Bir devlet ciddiyeti bunu gerektirir. İnsan hayatı söz konusu. Dolayısıyla şu söylenen tablodan biz de cımbızla çekip hakikaten durumları anlayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi bir kere aşıyı yaygın biçimde uygulamadan bu süreçten çıkmak mümkün değil. Eğer
yaz ayları içerisinde yoğun bir aşılama gerçekleştirmezlerse gerçekten güz aylarında sonumuz felaket. Siz böyle kötü bir hani kapanma diye tırnak içinde tanımladıkları yöntemle virüsü yaydınız Anadolu'ya. Aynı geçen yıl olduğu gibi. Şimdi bu insanlar oralarda yeniden bu hastalığı yayacaklar. İstanbul gibi işte Çanakkale'den, Kırklareli'nden ta Kocaeli'ne kadar hinterland'ı düşünün. Öyle yapın. İstanbul'u sadece İstanbul olarak değerlendirmeyin. Bu bölgeden siz Anadolu'ya yaydınız. Şimdi yüz aylarında aynen o geçen Kasım Aralık'ta yaşadığımız o piki, o yangını tekrar yaşama tehlikesi var. Onun için bir an önce gerçekten ne söz verdilerse onu yapmaları lazım. Değişik şeyler söylüyorlar. İşte Kayseri'de yürütülen aşı çalışmaları var. İşte TÜBİTAK'ın aşı çalışmaları var. Bir umut tacirliği içerisinde yapıp yapmayacakları belli olmayan, bunlar hakikaten bilimin kurallarını da bilmiyorlar. Yani bir aşı çalışması nasıl yürür, nasıl yapılır? O konuda da değişik görüşleri var. Ama aşıyı öncelikle, özellikle Türkiye'de üretilecek yerli aşıyı bilimin kurallarına göre faz çalışmalarını gözeten bir yerden kurgulamazlarsa bu çalışmaları ve güven konusunda bir tartışma konusu yaratırlarsa Türkiye'deki insanlara en büyük kötülüğü ederler. Aşı elimizdeki en büyük silah. Hiçbir tartışma konusu yaratmadan bu ürünü gerçekten tüm bilimin kurallarına uygun biçimde üretip halkın hizmetine sunmak zorundalar. O aşamaları atlayarak, üçüncü fazı tüm toplumda deneyerek bu aşıyı yaparlarsa tüm bilim insanları olarak ve meslek örgütleri olarak buna karşı çıkacağız. Dilerim söz verdikleri o anlaşmaları gerçekleştirmişlerdir ve aşıyı Türkiye'ye getirebilirler. Eğer gelir ise iyi bir aşılama takvimi de oluşturamadılar aslında. Ama yine de biz sağlık çalışanları özveriyle çalışarak bir seferberlik hali içerisinde bu aşıyı tüm Türkiye'ye uygularız. Uygularız ama bir an önce gerçekten bu aşının gelmesi gerekiyor ki bu badireyi atlatabilelim. Son birkaç cümle Ali Hocam sizden de rica edelim. Aşı meselesinde nereye ulaşacağımızı düşünüyorsunuz ve en önemlisi ne zaman? Güray Hocam çok güzel özetledi ama ben şunu da eklemek istiyorum. Tabii ki Güray Hocam naifliğinden dolayı daha gerçekten kibar cümleler kullanıyor. Belki ben biraz daha şey yapıyorum ama benim Türkiye toplumunun Sağlık Bakanı'na karşı bir güveni ya da sözlerine güveni kaldığını düşünmüyorum. Biz sağlık emekçilerinin zaten kalmadı onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü 13 aylık süreçte söylediği her şey Sayın Sağlık Bakanlığı bir gün sonra ya da bir hafta sonra tam aksini söylemeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın söylemine göre şu anda elimizde yaklaşık 150 milyon doz aşının olması gerekiyordu. Sonuç itibariyle çok hızlı bir şekilde aşılama programı yapılması gerekiyor. Türkiye'deki sağlık emekçilerinin bu konuda deneyimi ve bilgi birikimi kesinlikle çok fazla. Ama bu süreç nasıl ilerleyecek? Bunu kestirmek zor. Bugüne kadar uyguladıkları veyahut da yaptıkları tutumlar doğrultusunda. Ama tek çıkış yolumuzu, toplumsal bağışıklığı korumanın tek yolunun aşılama olduğunu biliyoruz. Onun için tekrar çağrı yapıyoruz. Akıllarını başlarına devşirip bu toplumun sağlığını düşünerek bir an önce aşı temini için daha hızlı davranmaları gerektiğini söylemek isterim. Peki Ali Hocam çok teşekkürler. Güray Hocam çok teşekkür ediyorum. Daha konuşacağız. Henüz 6 günü geride bıraktık ama önümüzde 11 günlük bir süreç daha var. Doğrusu artısı eksisi, negatifi pozitifi, olumlu olumsuzu her noktaya değineceğiz. Fakat cep gerçekleriyle birleştirerek ilerleyelim her zaman yaptığımız gibi haber masasında. Şimdi 14 aydır kapalı kahvehane esnafı. Kısmi boşluklarda zaman zaman sosyal mesafeye de dikkat ederek açıldılar ama ne kadar sayılır o. Şimdi bir isyan. Manisa'dan efendim. Manisa'ya gideceğiz. 21 yıllık kahveci Ufuk Üçkan çay kazanını fırlatmıştı. Belki hatırlayacaksınız şimdi. Cebimde 1 lira yok. Torunlarıma harçlık veremiyorum demişti. Buna karşılık Manisa Vali bir açıklama yapmış. Demiş ki biz 1 yıl içinde kendisine yardım ettik Üçkan'a. Ne kadar yardım etmişler söyleyeyim mi? 1 yılda 5100 lira. Hiç destek alabildiniz mi? Hayır. Bu bir sene içinde ya, kira yardımı, ciro yardımı. Kesinlikle yok. Ya buraya... Hiçbirini bir kere bile alamadın. Yok, neyi alacaksın? 14 aydır desteksiz kalan kahvehane esnafı dağ gibi biriken borçlarla birlikte bir bir batıyor. Ama buraya bir adır ki adı yakışır yani. Devlet bunu bize yakıştırdı. Devren satılık. Yani şimdi devren satılık üstelik bir de banka borçlarıyla değil mi? Borçlarla tabii ya.
yani namuslu bir şekilde battık, öyle diyeyim. Konunun özü bu. Başka bir ses de Manisa'dan yükselmişti. Ufuk Üçkan, kapatıyorum artık lanet olsun diyerek çay kazanını fırlatmıştı. Görüntüler üzerine açıklama yapan Üçkan, torunlarına harçlık veremediğini anlattı. Geçen benim iki tane torunum geldi. Dede harçlık dediler ama veremedim. Maalesef veremedim. Çünkü yok. Ben buradan kazanırsam kahveden torunlarıma harçlık verebiliyorum. 21 yıllık kahveci torunlarına harçlık veremezken Manisa Valiliği açıklama yaptı. Ufuk Üçkan'a bir yıl içinde çeşitli tarihlerde destek ödemeleri yapıldığını açıkladı. Ama bir yıldan beri. Bu süreçte Ufuk Üçkan'a Saruhanlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 19 Nisan 2020 tarihinde 1000 lira, 15 Aralık 2020 tarihinde 600 lira olmak üzere toplamda 1600 lira, Saruhanlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından gelir kaybı desteği adı altında 3 ay boyunca biner lira olmak üzere toplam 3000 lira ve Saruhanlı Belediye Başkanlığınca 500 lira nakdi yardım yapılmıştır. İnanın şu anda cebimde 1 lira harçlık yok. Tam 1 yıl oldu kahveler kapanalı. Kahvecilik dışında başka bir geliri olmayan Ufuk Üçkan'a bir yıl içinde toplamda 5100 lira yardım yapıldı. Ve benim başka gelirim yok. Bir tane kahve var. Kahve olarak ne kazanırsam cebimde param oluyor. Geçen benim iki tane torunum geldi. Dede harçlık dediler ama veremedim. Ve biraz da dış politikaya bakalım. Aslında gündem siyaseten ülke içinde çok hararetli gidiyor. İşte Ekrem İmamoğlu'na inceleme başlatılıyor. Elleri arkadan kavuşturduğu için. Aynı anda 128 milyar dolar nerede sorusuna ilişkin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener acaba nerede sorularını birbirlerine soruyorlar. Bu yönde yeni bir siyasi akım başladı sosyal medya üzerinden. Bakalım Adalet ve Kalkınma Partisi'nden nasıl bir açıklama gelecek? Her yönüyle takip etmemiz gereken çok sıcak bir gündem var ülke içinde. Ama ülke dışında olan bitenler de dikkate değer. Örneğin Irak'ta bir sınır ötesi harekat gerçekleştiriyoruz, operasyonlara devam ediyoruz. Teröre karşı bir darbe vurma amacıyla bu operasyonları gerçekleştirirken Irak'tan bir nota haberi geldi. Bu işin önünde arkasında, perde arkasında neler oluyor? Nota vermesi tam olarak neye işarettir? Örneğin Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar bu konuda biz Irak'ın toprak bütünlüğüne elbette dikkat edeceğiz dedi. Irak'ın toprak bütünlüğüne dikkat ederken operasyon gerçekleştirilmesi hususunda Irak neden anlayışı davranmıyor? Bir terör operasyonu olmasına karşın bu sorular da sorulmuş sosyal medyadan. Ve en önemlisi sınırda neler yaşıyor askerlerimiz? Neler olup bitiyor? Buna da bakacağız. Birazdan Naim Babiroğlu bizlerle birlikte olacak ama öncesinde şu işin bir perde arkasına birlikte göz atalım. Irak'ın kuzeyine yönelik yapılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları devam ediyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 68 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde hem havadan hem de karadan devam eden operasyonlar çerçevesinde geçtiğimiz gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Metina bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan üst bölgesine ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaret Irak tarafından olumsuz karşılandı. Irak ziyareti gerekçe göstererek Türkiye'ye nota verdi. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye'nin Bağdat Maslahat Güzarı Güçlü Kalafat, Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Irak Dışişleri Bakanlığı, Akar'ın Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir üssü ziyaret etmesinden dolayı Türk Maslahat Güzarı'na nota verdi. Türkiye ise açıklamayı Milli Savunma Bakanı aracılığıyla yaptı. Akar, orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak'ın kuzeyinde olduğumuzu herkesin bilmesi lazım dedi. Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere değerli arkadaşlarım, tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenlik haklarına saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tek amacımızın da terörle mücadele olduğunu, teröristle mücadele olduğunu, bizim oradaki şartlar itibarıyla, Irak'ın şartları itibarıyla, arazi şartları itibarıyla, oradaki teröristlerin yuvalanmış olmasından dolayı, oradaki yaptığımız bir mücadele nedeniyle Irak'ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım.
Şimdi devam ediyoruz. Ne olup bittiğine bakacağız. Ne olup bittiğine bakarken de elbette bir bilene, tecrübeli bir isme soracağız. Yine aynısını yapmak istiyoruz. Şimdi İstanbul Aydın Üniversitesi'nden çok değerli Naim Babiroğlu bizlerle birlikte Irak neden nota vermiştir meselesi Hulusi Akar ziyareti üzerinden de elbette değerlendirecek. Dönelim efendim emekli Tuğgeneral Naim Babiroğlu'na. Naim Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum Can Bey. Teşekkürler, sağ olun. Benim anladığım nota bizim bir terör operasyonu gerçekleştirmemize değil de orada bir üs kurduktan sonra sınırın ötesinde Irak topraklarında Milli Savunma Bakanımızın oraya resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi. Doğru anladık galiba. Peki Irak'la ilişkilerimiz etkilenecek mi bu nota nedeniyle? Amerika Birleşik Devletleri her zaman olduğu gibi burada da var mı? Ve en önemlisi terör operasyonlarımız bir sekteye uğrar mı? Sanki bu işte tırnak içindeki dış güçlerin uyarıları ya da tepkilerin neticesinde. Evet. Can Bey biliyorsunuz Türkiye 1984'ten bugüne yani 37 yıldır PKK bölücü terör örgütüyle mücadele ediyor. Fakat bu mücadele kapsamında Kuzey Irak'ta özellikle Kuzey Irak bölgesinde ABD'nin 1. Körfez Harekatı sonrası yani 1992'den sonra veya çekiş güç harekatı dediğimiz harekattan sonra PKK bölücü terör örgütü ne yazık ki ABD'nin de desteğiyle şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon yaptığı bölgelere yerleşti PKK bölücü terör örgütü. Burada yeşerdi ve büyüdü, güçlendi. Şimdi 37 yıldır yapılan bir mücadelede PKK bölücü terör örgütü genellikle Kuzey Irak'ta bu yuvalandıkları yerleri kullanarak yurt içine sızarak bu yurt içinde eylemler yapar ve yurt içinde güvenlik birimlerimize ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne üstlerine eylemlerde bulunur. Karakollara, işte bazı bölgelere ve şu ana kadar biliyorsunuz çok sayıda şehidimiz var ve çok sayıda da gazimiz var. Şimdi bu çerçeveden baktığınızda yurt içinde yapılan operasyonlarla PKK bölücü terör örgütü belirli bir düzeyin altına indirildi. Yani yaklaşık 280 teröriste kadar indirildi yetkililerin yaptığı açıklamaya göre. Fakat yurt dışından yani Kuzey Irak'tan yurt içine sızmaları önlemek için, yurt içine yapılabilecek eylemleri engellemek için ve en önemlisi PKK bölücü terör örgütünün Kuzey Irak'la Türkiye arasındaki bağlantısını kesmek için operasyonlar devam ediyor. Buna da 2019'dan itibaren Pençe serisi harekatı ya da operasyonları diyoruz. Şimdi yapılan Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonları yapılıyor. Yani Metina, Avaşin, Basyan yani sınırdan yaklaşık 15-25 kilometre uzaklıkta bulunan ve PKK bölücü terör örgütünün genellikle kullandığı ve sözde kam dediği yerler. Şimdi eğer Türk Silahlı Kuvvetleri burasını kontrol etmezse, burada üst bölgeleri oluşturup kontrolün devamlılığını sağlamazsa, yani şunu demek istiyorum. Metina'ya yaptığı herhangi bir operasyonda oradaki terör örgütü elemanları etkisiz duruma getirildikten sonra eğer Türk Silahlı Kuvvetleri orada üst bölgesi oluşturmadan geri çekilirse terör örgütünün sistemi şudur. Hemen akan su gibi orayı gelir tekrar doldurur ve orada tekrar yurt içine sızarak eylemlerine devam eder. Bunu engellemek için 1990'lardan itibaren Can Bey, Türk Silahlı Kuvvetleri oraya operasyonlar yapıyor. Bunlar yeni değil ama son zamanlarda hızlandı. Şimdi 1990'lardan itibaren bu bölgeye yapılan operasyonlarda son yıllarda terör örgütünün tekrar aynı yerlerde konuşlanmasını ya da orada yuvalanmasını önlemek için burada üst bölgeleri oluşturuyor. Bu yeni bir şey değil. Orada sadece bir değil, birkaç tane üst bölgesi var. Peki dolayısıyla, neden yeni nota oldu? Evet, dediğimiz gibi Hulusi Akar'ı ziyareti mi? Tabii şimdi ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bakan düzeyinde bir yetkili tabii üst bölgesini ziyaret ediyor. Bu üst bölgesi Kuzey Irak'ta, Irak sınırları içinde. Tabii daha önce bu düzeyde bir ziyaret gerçekleşmiyordu. Böyle bir ziyaret olunca tabii Irak Bağdat hükümeti de Maslahat Güzarı çağırıyor ve bu şekilde sizin biraz önce dediğiniz gibi nota veriyor. Ancak Sayın Savunma Bakanı da ardından biliyorsunuz açıklama yapıyor. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı oldu. Bunu zaten zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileri söylüyor. Şimdi sorun bu. Sorun şu. Kuzey Irak'ta
Bağdat hükümeti yani Irak hükümeti bir operasyon yaparak orada istikrarsızlığa neden olan terör örgütlerini etkisiz duruma getirecek yetenekte ve kuvvette değil. Sadece orada değil, Sincar'da, Kandil'de buraya operasyon yapacak güçte değil. Neden? Çünkü ABD'nin özellikle 2003 yılında Irak'ı işgal etmesiyle birlikte Irak silahlı kuvvetleri lağvedildi. Dolayısıyla Irak ordusu eski gücünde değil. Irak'ta boşluklar var. Sadece PKK bölücü terör örgütü için değil. DAEŞ, El-Kaide türevi unsurlar için de istikrarsızlıklar var. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik birimleri biliyorsunuz 1990'lardan itibaren Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine dayanarak meşru müdafaa hakkını kullanıyor ve orada operasyonlar yaparak orada Türkiye'nin coğrafi bütünlüğüne kasteden, Türkiye'de sızarak eylemler yapan, şehitlerimize ve gazilerimize ve yaralanmalara neden olan terör örgütünü tabii etkisiz duruma getirmek durumunda. ABD son yıllarda artık PKK bölücü terör örgütüne Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik birimlerinin Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlara şu an itibariyle ABD artık ses çıkarmamaya başladı. Ama şunu unutmayalım, Irak merkezi hükümetinin yani Bağdat hükümetinin Türk maslahat güzlerini çağırarak nota vermesi ve bilgi talep etmesi de ABD'nin güdümündeki bir hükümetin yaptığı bir olaydır. Onu da ben size bu arada belirtmiş olalım. Çünkü Irak yeni bir olay değil bu. 1990'lardan beri devam eden bir faaliyet. Onun altını çizelim. Ama şunu da unutmayalım Can Bey. ABD, PYD, PKK terör örgütüne lojistik desteği sürdürdüğü sürece ne yazık ki lojistik desteği kesmediği sürece terör örgütünü yok etmeniz mümkün olmuyor. Terör örgütü, terörle mücadelede dört ana ayak var. Dört ana durum var. Dört ana ayak. Yani bir sehpanın dört ayağı gibi. Birincisi terörü kaynağında yok etme stratejisi gideceksiniz. Terörle mücadelede başarı olmanız için. İşte Kuzey Irak'ta terör kaynağı var. Oraya operasyonlar yapılıyor. İkincisi terör örgütüne katılımı yani bölge halkından katılımı engellemeniz lazım. Şu anda da 1984'ten beri yürütülen mücadelede şu anda da orada da katılım minimum düzeye indirildi. Üçüncüsü terör örgütü sözde lider kadroyu etkisiz duruma getirmeniz lazım. Zaman zaman bu tür nokta operasyonları yapılıyor. Ama dördüncüsü yani sehpanın dördüncü ayağı terörle mücadelede başarılı olmanız için terör örgütüne lojistik desteği kesmeniz lazım. İşte bu noktada Türkiye'nin inisiyatifi dışında oluyor bu hadise. Neden? Çünkü ABD biliyorsunuz Suriye'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 500 kilometrelik sınırda Fırat'ın doğusunda ve yaklaşık Suriye coğrafyasının %25-%30'unu işgal eden yani ABD'nin işgal ettirdiği bir YPG PKK terör örgütü var. ABD oraya açıkça yardım ediyor. Oraya yardım ettiği her silah. Yardım ettiği her mühimmat cephane, her buna benzer bütün destek anında Kuzey Irak'taki PKK terör örgütüne yansıyor. Bu lojistik destek maalesef Türkiye'nin dışında olduğu için kesilemiyor. ABD'de PYD PKK terör örgütüne desteği devam ettireceğini kararlılıkla bildiriyor. Onun için Türkiye'nin burada yapması gereken şudur bana göre. Suriye ile Irak'la, İran'la yani komşu ülkelerle diplomatik yoldan ve askeri alanda ittifaklar kurarak iki hem yani birbirlerine sadece Türkiye'ye değil İran'a da Irak'a da Suriye'de tehdit eden bu tür terör örgütlerine karşı ortak mücadele konsepti geliştirmeli. Çünkü hiçbir zaman ABD terör örgütüne verdiği lojistik desteği kesmeyecektir. Bu kere bunun altını çizelim. Bu şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri oraya operasyon yapmak zorunda kalıyorsa Irak bölgesinde, Kuzey Irak'ta. Orada PKK bölücü terör örgütünün yuvalandığı yerleri de kontrol etme zorunda kalıyorsa bu Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi gereğidir. Ama ABD'nin 2003'te Irak'ı işgal etmesinden sonra ortaya çıkan boşluk, istikrarsızlık ve ABD'nin yani NATO üyesi ABD'nin ne yazık ki NATO üyesi ABD'nin Türkiye'nin coğrafi bütünlüğüne kasteden özellikle Suriye'deki YPG PKK terör örgütüne sağladığı destek diyebiliriz. Peki. Naim Babiroğlu bence muazzam bir özet ve çok şeyi öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Son şey söyleyebilir miyim Can Bey? Elbette. Bu terörle mücadele devam edecek. Neden? Biraz önce söylediğim gibi lojistik destek kesilmediği sürece terör örgütünü
tümüyle maalesef devam etkisiz edelim duruma getiremiyor. Onun için şimdi bu Metina, yani Pençe Yıldırım, Pençe Şimşek operasyonlar serisi yapılıyor. Metina, Avaşin, Basyan bölgesinde. Ama Türkiye'nin bundan sonra gözü, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuvvet ağırlık merkezi, ağırlık noktası Sincar bölgesi ve Suriye'nin kuzeydoğusunda, Fırat'ın doğusundaki PYD, PKK terör örgütünün işgal ettiği alandır. Bu iki alan ne yazık ki aktör olarak karşınıza ABD çıkıyor. Onun için Türkiye ABD'ye rağmen bir operasyonu yapma yollarını aramalı. Bunun için karşımıza ne çıkıyor? Suriye ile, Irak'la, İran'la bir ittifak veya buna benzer bir anlaşma, bir işbirliği gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Muhabiroğlu'na. Tamam. Özetledi ve birçok şeyi öğrendik beraber canlı yayında sizlerle birlikte. Şimdi veda edeceğiz. Reklam arasına gideceğiz. Reklam arasına giderken ilginç bir sohbet videosu. Sosyal medyada şimdilerde paylaşım rekoru kırıyor. Birkaç saattir Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin resmi Twitter hesabından kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. 10 soru belirlenmişti. O sorulardan biri soyunuz Vikinglere mi dayanıyor şeklinde geldi. Yanlış duymadınız. Soyunuz Vikinglere mi dayanıyor? Mustafa Varank'a soruldu bu soru. Varank'ın verdiği cevabı getirelim ekranlara, bakalım nasıl bir yanıt vermiş. Ben bu Vikingler ya da Varangyanlar meselesine DNA testi de dahil biraz kafa yordum. Sülalemizin fiziksel özelliklerine baktığımda, soyadımızın tarihi gelişimine baktığımda böyle bir ihtimalin olduğunu düşünüyorum. Sosyal medya bu videoyla adeta yıkılıyor dersek yanlış yapmış olmayız herhalde. Kısacık bir araya gideceğiz. Saat başını beklemeden de karşınızda olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturma demeyelim. Henüz bir soruşturma yok. Soruşturma talebi var. Ama bir ön inceleme yapıldı. Ön inceleme sonrası yazılı bir de savunması alındı Ekrem İmamoğlu'nun. Konuşacağımız mesele, hareket şu. Elleri arkadan birleştirip türbe ziyaretinde bulunmak, yürümek, durmak, konuşmak. Tüm bunlar bir incelemeye tabi tutulacak. Elbette HDP'li belediyeleri ziyareti meselesi de konuşulacak. Bu meseleleri konuşacağız. Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, ANAP eski başkanı ve aynı zamanda değerli bir iktisatçı olan, değerli bir siyasetçi olan Nesrin Nas'la konuşacağız. Bakalım neler söyleyecekler. Bir de yeni aldığımız bilgiler var. Süreç nasıl ilerleyecek? Soruşturmaya dönecek mi, dönmeyecek mi? İncelemede nelere ulaşıldı? Kim ne söyledi? Tüm bunlara da bakacağız elbette. Sıcak notlarla tekrar buluşalım. 5 Mayıs çarşamba, saatler 14'ü gösteriyor. Şimdi konuşacağımız mesele Türkiye'nin en meşhur meselesi. Dünden bu yana konuşuluyor. Elleri arkada neden tuttun? Elleri arkada neden bağladın? Soruşturması. Türbe ziyareti sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir soruşturma talebi var. Şimdilik bir inceleme düzeyinde ama yazılı savunması bile alındı. Dolayısıyla birazdan değerli konuklarımızla ve sıcak notlarla bu meseleyi konuşacağız. Ama öncesinde cep gerçeklerine ilişkin bazı ayrıntıları da aktarmamız lazım. Yıl sonu enflasyon beklentisi yine arttı diyerek haber masasına giriş yapmıştık. Yıl sonu enflasyon beklentisi %13,81 oldu. Daha önce merkezin enflasyon beklentisi neydi? 13,12 idi. Artış devam ediyor. Fiyat artışı sürecek. Böyle de devam edecek gibi görünüyor diyor. Merkez Bankası beklenti anketi de bu sonucu vermiş karşımıza. Şimdi enflasyon son 22 ayın zirvesini görürken memur ve emekli maaşlarına yapılan zam yılın daha 4. ayında eridi. Hatta ne erimesi? Eksiye düştü. En düşük işçi emeklisi maaşından tam 84 lira kaybetti. Çalışıyor musunuz emekli? Çalışıyorum. Hala görevdeyim, aktif görevdeyim. Maaşınıza ne kadar zam geldi? Benim önce maaşıma 280 lira zam geldi. Bunun 150 lirasını kiraya zam yaptılar. Zaten artık diğerinde siz biliyorsunuz. 29 liraya aldığımız zeytinyağı bugün 80 liraya alıyoruz. Kiradan gıdaya kadar bir tarafta zamlar, diğer tarafta memurun, emeklinin eline geçen maaş. Maaşı bırak, maaştan da erime oldu. Bırak zamı. Eksiye düştü. Evet. Enflasyon rekor üstüne rekor kırarken yılın 4 ayı geride kaldı. Bu 4 aydaki enflasyon %5,45. Yani emeklinin, memurun aldığı zam çoktan eridiği gibi eksilere bile düştü.
maaş alamıyoruz ki. Hep borçluyuz, bankalara hepsine borçluyuz. En düşük işçi emeklisinin yılbaşında 1500 lira olan aylığının alım gücü Nisan sonunda 54 lira eridi, 1422 liraya geriledi. 3 ayda en düşük esnaf emeklisinin aylığından 84 lira, çiftçi emeklisinin aylığından da 79 lira kayboldu. Ne kadar zam aldınız bu yıl? 80 lira. 80 lira. Evet, 1500, 1,5 alıyordum, 80 lira aldım, 1630 oldu maaşım. Zor geçiniyoruz, biliyorsun, sakalımız saçımızı hep böyle kesemiyoruz, berbere bile gidemiyoruz yani. Hiçbir zam almadık, daha da kötüye gidiyoruz. Sonumuz iyi değil yani, ne olacak böyle, zamlar yapılıyor ama maaşlar yapılmıyor. Memur için de durum farklı değil. Ocak ayında enflasyon farkı ve %3 zam alan kamu çalışanlarının aldığı zam 4 ayda eridi. En düşük maaş 4098 liradan 3886 liraya geriledi. Memur 4 ayda maaşından 203 lira kaybetti. Bu çalışan kesime, işçi olsun, emekli olsun, ek bir zam verilmesi iyi olur. O yüzden enflasyona karşılık bir iyileştirme yani verilse daha güzel olur. Geçelim ilginç incelemeye. Dünden bu yana Türkiye'nin en meşhur konusu. Bu yakıştırmayı şiddetle reddediyor, iftira atanı kınıyorum. İmza İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bu sözleri yazılı savunmasından, Sözcü'den Saygı Öztürk imzalı haberden öğrendik bugün. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu duruşu nedeniyle devamında birazdan videolarını çok kez gördünüz. Artık adımlarını bile ezberlediniz. Türbe ziyaretinde bulunuyor. Bu şekilde ellerini arkadan kavuşturmuş biçimde yürümeye devam ediyor. Şimdi elleri niye arkada tuttun? Elleri niye arkada kavuşturdun? İncelemesine ilişkin yazılı savunmasından başlık bu. Soruşturma talebine, bu incelemeye ilişkin de ilk kez kameraların karşısına geçtiğinde elbette meslektaşlarımız sordular. Ne düşündüğünü, bakın nasıl yanıt verdi. Böyle bir sürecin ortaya konması çok kötü bir ortam. Yani o kadar absürt ki benim izlediğim ve incelediğim kadarıyla bu sabah şeyin sahibi yok şu anda. Yani bu süreci başlatanın sahibi yok tam olarak. Bu şikayet ettiniz kendinizi böyle. Biraz evet yani o absürtlük devam ediyor, yaratıcı. İnsanlar tabii burada böyle 90 derece duramaz yani. Bir eğimle yürürsünüz. Bu eğimle yürüdüğünüz zaman, hani bir Karadeniz doğa bilgisi vereyim size. Eğimle yürüdüğünüz zaman elinizi arkaya attığınızda bu size aslında hem bir güç hem de bir merkezi denge yaratır. Bunu Karadenizler bilir ve bu şekilde siz o rampayı, o güç yokuşları daha kolaylıkla çıkarsınız. Geleneksel tavrımdan dolayı yaptığım bu yürüyüş biçimi üzerinden ya böyle bir anlam çıkarabilmek ve bu anlamı oraya taşınması ve bu anlam üzerinde soruşturma sürecinin başlatma becerisinin ortaya koyulması ya müthiş yaratıcı ya. Onların tek derdi Ekrem İmamoğlu ile mücadele. Ben planlanmış bir Güneydoğu gezisinde bir nikahını kıyma sözü verdiğim bir genç delikanlının Batman'daki düğününe gittiğim bir gezide o dönem Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve yasalarına göre seçilmiş bir belediye başkanını, Türkiye Cumhuriyeti devletine ait bir belediye başkanının seçilmiş bir belediye başkanını ziyaret ettim. Ve şimdi konuklarımıza geçmeden önce bir de espri. Haber masasına girişte hatırlattığımız o görüntü. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'le birlikte yürüyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bu sabah saatlerinde kaydedildi görüntü. İmamoğlu'ndan Genç'e bakın nasıl bir uyarı gitti. Bravo, elin arkada geziyorsun. Bak elin arkada geziyorsun. Bak sonra. Bak ben Allah'tan Fatih'in heykelini daha koymamışlardı yani. Ya yani elin arkada. Ama burada hep öyle yürüyor millet, biz de alışkınız ha burada. Onun için arada karışık yap. Yani bazen böyle tut. Aynen aynen. Bazen böyle yap. Bazen Allah'tan böyle yap. Allah'tan heykel yok, tamam mı? Hatta bazen başının arkasına koy. Ama değil elini mi? Arkana koyma diyorsun. Ya hayır, karışık olsun yani. Kafalar karışsın. Hayır. Tek tüp yapınca uydurma kabiliyetleri artıyor. Kafan kafaları karışsın ama yani. Ama bizim insanımızın genelde de geleneğidir elinin arkasında yürümesi. Ya Karadeniz'de biliyorsun yokuş evet. Yukarı çıkıyorsa adam böyle gider yani. Evet. Bir alışkanlık, biz öyle çocukluktan sen beri öyle yaparız dersin, yani. Ben çocukluktan alışkanlığım. Fark etmez başkanım, kafanızda kaşı. Sonuç aynı şey. Konuş değişmez. Öyle bir durum var. İlginç incelemenin detayları şu saate kadar böyle kayda geçti. Soruşturma başlatılmayacağına yönelik çeşitli bilgiler
dolaşıyor ama elbette henüz doğrulanmış değil. Dönelim efendim değerli konuklarımızla konuşmaya başlayalım. İktisatçı ve siyasetçi Nesrin Nas bizlerle birlikte. Nesrin Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Can Bey, hoş bulduk. Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı bizlerle birlikte, değerli meslek büyüğüm. Orhan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Can Coşkun merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Nesrin Hanım'a da merhaba. Merhabalar Orhan Bey. Şimdi Ekrem İmamoğlu elleri arkada aman tutmayın diye Şükrü Genç'e takılırken bu sabah ilk tepkiyi vermiş oldu aslında. Ama sonrasında resmi açıklamada da ya bu iş nereye gidecek biz de anlamadık demeye getirdi. Ne anladınız dünden bu yana yaşadığımız bu ilginç soruşturmada? İlk önce elleri arkadan buluşturma meselesine değinelim. Sonra HDP'li belediyeleri ziyareti de bu sepetin içerisine galiba attılar. Aynı inceleme buna da tabi tutulacak. Onu da konuşacağız elbette ama şu elleri arkada buluşturma incelemesi nedir sizce? Bana mı soruyorsunuz? Evet, size soruyorum. Can Bey, Orhan Bey. Evet, size başlayalım. Peki, teşekkür ederim. Yani açıkçası söylenecek çok fazla bir şey yok. Çünkü bu iktidar uzun bir süredir rasyonelitesini kaybetti. Yani artık her şey böyle bir akıl dışılığa doğru savrulmuş durumda. Kimsenin derdini çözemeyen, dertlerini çözemedikçe giderek daha fazla otoriterliğe yaslanan, otoriterliğe yaslandıkça da akıl dışılığa kayan bir iktidar müthiş bir şey gösteriyor. Yani müthiş bir dağınıklık ve dağılmışlık gösteriyor. Sadece şimdiye kadar işte gücünü göstererek kendine destek verenlere bir şekilde kendi gücünü göstererek kendini kanıtlama çabası içindeyken bu güç göstermenin de artık yetmediği bir noktaya geldiği için o gücünü nerede ne şekilde göstereceğini maalesef bilemiyor. İşte buna genelgelerde dahil işte o çıkarılan İçişleri Bakanı'nın bir anlamda geçmişteki fermanları hatırlatan o genelgeleri, yasaların ya da anayasayı şey yapmayan, dikkate almayan o genelgeler, işte 128 milyar doların yasaklanması, nerede diye sorulmasının yasaklanması ve İmamoğlu'nun elleri arkasında ya da işte seçilmiş HDP'li belediye başkanını makamında ziyaret etti gibi bütünüyle akıl dışı bir şeye savruluyor, soruşturmalara savruluyor. Yani şimdi şöyle söyleyeyim size, artık yönetememe krizi o kadar belirgin bir hale geldi ki şimdiye kadar işte elinde olan bir takım kaynaklarla mevcut krizleri bir başka krizle örterek saklama becerisini gösteren iktidarın artık bu kaynaklar da tükenince hiçbir şeyi saklama becerisi falan kalmadı. O nedenle zorunlu olarak otoriterliğe yaslandı. Otoriterliğin dozu arttığında da başta söylediğim gibi akıl ve rasyonelite maalesef kayboldu. İşte bunun en somut şeyini biz bu salgın yönetiminde ve işte bu kapanma dedikleri ne üdüğü belirsiz ucube önlemlerde görüyoruz. Maalesef geldiğimiz yer burası. Yani söylenecek daha fazla bir şey bulamıyorum. Çünkü yani ne akla uyuyor ne hukuka uyuyor ama şu anda yaptığı ve attığı tüm adımlarda dönüyor. Bumerang gibi kendisini vuruyor. Kendisinin yara aldığını görünce daha da irrasyonel bir tutum sergiliyor. İktidar şaşkın. Bizler de aslında bir anlamda biraz şaşkınız doğrusu. Orhan Bursalı, hem eller niye arkada incelemesi hem HDP'li belediyeleri ziyaret etmekle suçlanması. Ama farklı noktalarda suçlanmalar da var anladığımız kadarıyla. Şimdi hangisi gerçek hangisi değil tartışması yaşandı dün sosyal medyada ve birçok esprili paylaşım da yapıldı. Belki denk geldiniz, işte Ekrem İmamoğlu gömleğini çıkarttığı için soruşturmaya tabi tutulacak vesaire diye artık esprisi bol bir sürece de evrilmiş duruyoruz. Kimi televizyon programlarında ise ya isteseniz Ekrem İmamoğlu'na bu yönde fayda sağlayamazsınız şeklinde değerlendirmeler de yapıldı. Ama Ekrem İmamoğlu tarafından gelen yorumlar uğraşmaya devam ediyorlar ciddiye alınmalı şeklinde. Fakat nereye gideceği konusunda biz en azından bu yönüyle ciddiye almıyoruz şeklinde yanıtlar da geldi. Orhan Bursalı perspektifinden olay nasıl okunuyor?
Şimdi Can, bu olay bir trajikomik hale dönüştü. Benim gördüğüm kadarıyla yani buna benzer İmamoğlu'na yönelik pek çok şey yaşamaya başladık üst üste. Doğru. Trajikomik aslında hem açtıkları davanın komikliği bir tarafa, trajik kısmı ise iktidarın içinde bulunduğu durumla ilgili daha çok. Yani trajik bir iktidar durumu. Bugün Cumhuriyet'in manşeti neydi? Bir baktım ben şimdi onunla bir bağlantı kurayım dedim. Erdoğan seçmenini bir sürü konuda inandıramıyor. Özellikle de bu 104 amiralle ilgili AKP'li seçmen bile bunun bir darbe girişimine falan inanmıyor şeklinde bir durum var. Onun ötesinde pek çok konuda kendi seçmeniyle bile ters düşen bir duruma düşmesi bir iktidarın trajedisiyle ilgili bir şey. Ben bunu bir adım daha ötesine gidiyorum aslında. Bir panik durumu var. Yani böyle bir dava nasıl açılabilir? Yani CİBER'e bildirmiş başsavcılığın açıklamasına göre. Hem bize bildirdiler diyor. Vatandaştan şikayet geldi. Hem de CİBER'e bildirildi. Şimdi CİBER'den de herhalde bu anladığım kadarıyla başsavcılığa havale edildi. Böyle şikayetler var, ilgilenin diye. Onlar da böyle bir soruşturma açıyorlar. Yani böyle bir şey olabilir mi? Arkanda elleri. Şimdi İmamoğlu'na bakıyoruz. İmamoğlu Eyüp Sultan'da mevlüt okutan bir insan aynı zamanda. Yani dinle vesaire falan hiçbir çelişkisi olmayan ve bunu sık sık da vurgulayan bir insan. Şimdi panik bir durumu var. Panik aslında iktidarın düşüşüyle ilgili bir olay. Yani en son araştırmalar yine Metropol en ciddilerinden bir tanesi. Doğru. Ve onu doğrulayan başka bir şirket daha bugün yine Cumhuriyet'in İpek Özbey'in haberinde var. %27.5'a kadar gerilemiş AKP'nin oyu. Şimdi bu panik durumuyla birleştirdiğimiz zaman gerçekten de böyle pek çok komik soruşturmaya neden olabilecek olaylarla yüzleşeceğiz biz demektir. Şimdi panik nedir? Ya panik aslında bir tehlike durumunda bir insanın şiddetli bir fiziksel belirtilerle ortaya çıkan böyle yoğun korku atağı. Yani bir panik atak geçiriyorlar İmamoğlu söz konusu olduğu zaman veyahut da benzer konularda. Aynı zamanda bu aslında korkutucu bir şey tabii iktidar için. Bu tamamen iktidarda kalamama endişesinin ve korkusunun yarattığı bir tepki, dışa vurumudur. Burada akıl biliyorsunuz akıl tutulmasına uğrar panik atak giren insan. Bu bir hem psikiyatrik hem de psikolojik derin bir kaygı durumunu ortaya çıkardı. Akıl tutulmasına girer ya bu davayı açarsam komik durumu olur muyum diye düşünen yok. Ya bu dava açılırsa acaba millet bana ne der? Düşünen yok. Ya böyle bir davayı açarsam acaba İmamoğlu'nun yeniden yani seçimlerde biliyorsunuz 20.000 oy farkı birdenbire bir mağduriyet yarattığı için 1.000.000 oy farkına çıkaran bir millet var burada. Ya bunu da düşünen yok. Bu bakımdan ben iktidarın bir düşüş, çok serbest düşüş, adeta boşlukta serbest düşüş halinde olduğunu ve bütün bu davaların da iktidarı kaybetme, milletten kopma, uzaklaşma, gerçeklerden kopma, uzaklaşma durumunun çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Yani milletin dilinde böyle bir elleri arkada olduğu için dava açılıyor, soruşturma açılıyor, saygısızlık yapmış böyle bir olayın milletin artık mizah, sen başında söyledin, tamamen bir mizah konusu oldu. Bir sürü espriler arka arkaya patlıyor. Biz de zaten bu konuları çok iyi dile dolayan insanlarız. Milletimiz de bunu çok yaratıcı bir şekilde kullanır. Şimdi bunu bu şekilde görüyoruz. Yani
elini arkaya yok, amuda kalkarak mı yürüsün? Ne yapsın? Orada hazır oldu mu beklesin? Selam mı çaksın? Hani yani İmamoğlu da çok güzel açıklama yaptı yani. Biz burada bir denge durumunu kullanıyoruz dedi ayrıca da yani. Ve hafifçe de yokuşta yürürken gerçekten de öyle. İnsanlar hafifçe yokuşta yürürken ellerini arkasında tutmayı tercih edebilir bir sürü insan. Şimdi bu iktidarın büyük bir serbest düşüşünün bir dışa vurumu olarak bunu değerlendirmek lazım. Peki. Ne yapacaklarını gerçekten de bilemiyorlar. Şimdi bir başka... Öbür meseleye gelince... Evet, evet. Tam... Öbür mesele HDP'li belediyeyi gezdi, ziyaret etti, tebrik etti vesaire falan. Bunlar da çok komik şeyler. Yani seçilmiş belediye başkanı. Yani seçilmiş bir belediye başkanı gidip ziyaret etmiş. Buradaki gidip AKP'lileri de ziyaret ediyor. Burada onlarla işbirliği yapıyor ilçelerde. Aynı zamanda HDP'li belediyeyi şikayet etmiş. Gezdiği için, ziyaret ettiği için, tebrik ettiği için şikayet konusu oluyor. Bu bir soruşturma konusu oluyor. Neymiş? Bir terör örgütünü şikayet. Böyle komik komik şeyler. Galiba önümüzdeki dönemde yani bu içinde bulunduğumuz seçim sürecinde biz sık sık bu olaylarla karşılaşacağız. Bu durumlarla karşılaşacağız. Çünkü AKP'yi artık akıl yönetmiyor. Yani başka bir korku yönetiyor. Biz kaybedeceğiz korkusu yönetiyor. Eğer bu korku iktidarda bir süreklilik haline geldiyse ve geliyorsa ki öyle gözüküyor. Yavaş yavaş o sürecin içine girdik. O zaman yakında 2 yılın sonunu bile beklemeden bir yıl içinde iyice ne dibe çakılacaklarının işareti sayılır. Bu arada bir siyasi akım da başladı. Bugün haber masasına girişte duyurmuştuk. Buna ilişkin fikirlerinizi de merak ediyorum. Önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tıpkı bu soru kampanyası ilk başladığında olduğu gibi sosyal medya üzerinden 128 milyar dolar nerede sorusunu sordu. Ve sorduktan sonra da İyi Parti lideri Meral Akşener'e pas attı. Şöyle yazmıştı CHP lideri. Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz. Siz nerede olduklarını biliyor musunuz? Ve altta da tabela olarak 128 milyar dolar nerede sorusunu sordu. İyi Parti lideri Meral Akşener'den yanıt gecikmedi. Meral Akşener de şöyle yazdı. Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın, yılmadan kovalamaya devam. Sayın Temel Karamollaoğlu, sizde yeni bir bilgi var mı şeklinde Saadet liderine pas atmıştı. Yine birkaç dakika önce Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi. Meral Hanım, insanımız her şeyin farkında. İnanıyorum ki milletimiz pek yakın bir zamanda bu keyfiliğe, hukuksuzluğa, israfa, yıllardır alın teriyle biriktirileni çarçur edenlere dur diyecek ve güzel bir ders verecektir. Öyle değil mi Gültekin Uysal Bey diyerek Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'a pas attı. 128 milyar dolar sorusu sosyal medyada yeni bir siyasi akım başlatmış görünüyor. Nesrin Nas 128 milyar dolar meselesine ilişkin ne söyler bizlere? Şimdi siyasi parti liderleri artık sosyal medya üzerinden soruyorlar. Grup sözcüleri parti toplantılarında sordular. Sorulmayan makam nokta kalmamış gibi görünüyor. Yeni trendde bu anlaşılan bir akım üzerinden gidiliyor. Evet, bunu mutlaka gündemde tutmak gerekiyor. Çünkü hesap vermeye iktidarı zorlamamız son derece önemli. İşte ben programa bağlanmadan önce siz mevcut ekonomik koşulların insanları ne kadar zorladığına ilişkin bir sokak röportajları yapıyordunuz. Evet. Şimdi enflasyon ezip geçiyor insanları. İşte tüketiciye yansıyan o manşet enflasyonun dışında bir de onun iki katından fazla bir üretici enflasyonu var biliyorsunuz. Bu şu demektir, önümüzdeki aylarda fiyatlar misliyle katlanarak artacak. Yani hem fiyatlar artacak hem gelirler düşüyor hem işler kayboluyor. İşte yine bir araştırmada bugün yayınlandı. Türkiye'deki hane halklarının
yarıdan fazlası geçtiğimiz aylarda bir faturasını ödeyememiş ya da zorunlu bir ihtiyacını giderememiş durumda. Yine yarıya yakınının ya kendisi ya da hane halklarında halkından birisi işsiz ve iş arıyor. Şimdi işsiz sayısı 12 milyona vurmuş durumda. Hiçbir destek sunmadan yapılan bir kapanma var. Yani salgın yönetimi feci bir yönetim var. Yani hem destek yok, hem aşı yok ortada, hem de kapanmanın ne şekilde ve nasıl bir kapanma olduğu açıkçası belli değil. Üstüne üstlük bütün bu süreçlerde işte bir takım gerekçeler uydurarak genelgelerle, yasayla değil, yasaya aykırı genelgelerle yönetilmeye çalışılıyor. Şimdi bakın, salgın yönetimi her şeyden önce, işte Biden'ın bir cümlesi var biliyorsunuz, Amerikan halkına seslenirken dedi ki salgın yönetimiyle ilgili salgınla mücadele sorumluluğu devletindir dedi. Evet, salgınla mücadele sorumluluğu devletindir. Aşısıyla, destek paketleriyle, işte salgına şu ana kadar resmi rakamlarda 42 bin, yaklaşık 42 bin kişiye kurban verdik. Oysa bunların önemli bir kısmı önlenebilir ölümlerdi. Bu açıdan baktığınızda insanların canını kurtarmakta, bütün bunlar devletin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen, getiremeyen ve kendini getirmekten aciz, getirmek konusunda aciz duruma bırakan iktidardan ve hükümetten ciddi bir şekilde hesap sorulması gerekiyor. Yani şimdi pankartları indirdiler. Muhtemelen bir süre sonra sosyal medyada da yasaklamaya gidecekler. Bakın, sadece ekonomide değil, dış politikada da müthiş bir sıkışmışlık var. Hı hı. Dikkatinizi çeker. Bugün işte Mısır'la galiba istikşafi görüşmelerin başlamasıyla ilgili bir ön görüşme yapacaklarmış. Yani şu anda Türkiye barışmak için işte Mısır'la, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, işte Amerika'yla, işte Avrupa Birliği'yle bütün kartları masaya koymuş durumda. Ne isterseniz hazırım ben, gelin yeter ki barışalım, geçmişi unutalım diyor. Bu kadar zayıf ve güçsüz ve her masaya gelen onlarca koşulla ve şartla o masaya geliyor. Şimdi dış politikada böyle, ekonomi felaket durumda. Salgın yönetimi feci durumda. İnsanlar işte ortalama işte 11 saatte bir kişi, zannediyorum bugün Cumhuriyet Halk Parti'de İl Gezdi'nin yaptığı bir hesaplama bu. Ortalama 11 saatte bir kişiyi kaybediyoruz ve bütün bunlar önlenebilir ölümler. Şimdi böyle bir durumda evet, biz 128 milyar doların peşine düşmek durumundayız. Evet, böyle bir durumda işte İkizdere'nin halini görüyorsunuz. Böyle bir durumda biz Marmara Otoyolu için ödenen 2 milyar liranın neden bugün bu koşullarda o 2 milyar lira bir müteahhite ödeniyor da neden işte herhangi bir gelir desteği vermeden kapattığınız işte esnafa biner lira, yani 2000 esnafa biner lira verilmiyor sorusunu sormak durumundayız. Şimdi şöyle bitireyim. Şeffaflık ve hesap verme son derece önemlidir. Eğer bir iktidar şeffaf ve hesap veriyorsa, orada kamunun çıkarları kullanıyor demektir. Hesap vermekten kaçıyorsa ve şeffaf değilse, bir kişinin, bir zümrenin ya da küçük bir grubun çıkarları her şeyin önüne konmuş demektir. Şimdi bu iktidar hesap vermiyor. Bu iktidar şeffaf değil. Bu ne demektir? İşte bu iktidarın kendisi ve kendisine yakın olan bir grubun çıkarlarını tüm 82 milyonun çıkarlarının önüne koyduğunun kanıtıdır. Aksi burada söylenemez ve düşünülemez. Bu hesabı veremedikçe de işte otoriterliği dozunu artırıyor. O yetmediği zaman da saçma sapan davalarla, saçma sapan yasaklarla bizi
vatandaş olarak tüm haklarımızdan soyutlayıp, sıyırıp, yurttaşlık haklarımızı elimizden alıp kendi tabanına dönüp diyor ki bakın ben onların tüm yurttaşlık haklarını elinden aldım. Tamam kapattım, size gelir bilmem ne veremiyorum ama onlara da istediklerini satın alma özgürlüğünü vermiyorum. İşte onlara da konuşma hakkını vermiyorum. İşte onlara da soru sorma hakkını vermiyorum. İşte size en azından Ayasofya'yı açtım. Onunla oyalanabilirsiniz. Size en azından işte geleceğe ilişkin davanızın peşinde bir şekilde koşma imkanı sağladım. Geçmişin şanlı tarihini yeniden önünüze getirme imkanı yolunu açtım. Ama diğerlerine bakın hayatı zehir ettim. Evlerini kapattım, özgürlüklerini elinden aldım. Tüm haklarını elinden aldım. Eşit değiller. Siz çok daha üstünsünüz. Onlar sizden sizin durumunuza imreniyorlar. Bunu söylemek istiyor. Bunu göstermek istiyor. Yani bizim yurttaşlık haklarımızı elimizden alarak o eşitliğin altını boşalttı ve oydu. Ama şimdi o da yetmiyor. O da yetmeyince biraz önce Orhan Bey de söyledi. Ben de başta vurguladım. Bütünüyle aklı dışlayan bir yöntemle kendisine muhtemelen rakip olabilecek her kişiyi ve herkesi. İşte elin arkadaydı, elini kulağına götürdün, yok kaşını kaşıdın, yok gözüne dokundun, işte güneş yokken güneş gözlüğü taktın gibi gerekçelerle soruşturma açmak ya da meclisin üçüncü büyük partisi ki işte mecliste, parlamentoda, Halkların Demokratik Partisi aynı zamanda meclis başkanlığını başkan yardımcılarından biri de HDP'li. Yani kendileri onlarla aynı parlamentoda olmaları, bulunmaları ya da HDP'nin yönettiği bir parlamento oturumunda ona katılmaları suç olmuyor. Ama seçilmiş bir belediye başkanının seçilmesi, ziyaret edilmesi bir şekilde suç. Bunu daha çok yapacaklar. Orhan Bey de altını çizdi. İşte terörle bir şekilde ilişki kurmaya çalışacaklar. Zaten HDP demiyorlar dikkat ederseniz. HDP PKK diye sürekli olarak vurguluyorlar. Ve şunu çok iyi biliyorlar ki HDP'nin seçmeninin destek verdiği şey ittifak açık ara öne geçiyor. O nedenle yapmak istedikleri şey çok açık. Bir şekilde HDP'li seçmeni küstürmek ve sandıktan uzak tutmak. Bunu yapabilmek için de HDP'yi ve HDP ile ilişkide bulunan ya da temas eden ya da benim gibi ağzına HDP lafını alan herkesi kriminalize etmek ve susturmak amacını güdüyorlar. Başka türlü artık kazanma umutlarını bütünüyle kaybetmiş durumdalar. Ama bir şeyi son olarak söylemek istiyorum. Bu tür iktidarların en tehlikeli olduğu bir dönemdeyiz, bir andayız. O nedenle herkese de kolaylıklar diliyorum. Ekrem İmamoğlu'na inceleme Orhan Bursalı ve şimdi bir de siyasi akım sosyal medya üzerinden 128 milyar dolar soruları liderler tarafından soruluyor. Tüm bunlar şimdi yakın bu gelecek senaryosu güzel... soracağım. Tabii ki yani şimdi bir baktığımız zaman çok güzel bir üçlü siyasi liderin paslaşmasına şahit olduk. Hı hı. Çok akıllıca, zekice bir paslaşmaydı bu. Kılıçdaroğlu topu işte Meral Hanım'a attı. Meral Hanım topu Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na attı. Şimdi böyle gidiyor. O da tabii ki... başka diğer lideri, Demokrat Parti liderine topu gönderdi. Atarak onu da Gültekin Bey'e göndererek onu da bu üçlü ittifakın daha doğrusu yani bu üçlü muhalefetin içine çekme girişiminde bulundu bu. Şimdi bu aslında muhalefetin iktidar karşısında muhalefetin birlikteliğini gösteren bir durum. Bu çok net bir şekilde ortada. Zaten bugün artık belli olan şudur, Kılıçdaroğlu'yla Meral Hanım, Meral Akşener, yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti kesin bir ittifak
birliktelik, ittifak birlikteliği oluşturmuş durumda. Bunu benim gördüğüm kadarıyla bütün çabalarına rağmen iktidarın bunu parçalayacak, yok edecek bir durumu söz konusu değil. Çünkü iki partinin de bu ittifakta çok güçlü gerekçeleri var. Çünkü iktidar bu iki partinin birlikteliğinin ucunda duruyor. Bu bakımdan siyaseten baktığımız zaman bu ittifak seçime kadar rahatça gider. Saadet Partisi'ni bu ittifaktan ayırma, daha doğrusu bu ittifaka katılmasını önleme girişimlerini bizzat Cumhurbaşkanı'nın, AKP lideri Cumhurbaşkanı'nın iki görevini de kullanarak yaptığını, girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Yani bir Saadet Partisi, biliyorsun, en zayıf halkasından İstişare Yüksek Kurulu Başkanı'ndan eski İçişleri Bakanlığı da yapmıştı. Oradan eski bir arkadaşı ve oradan yakalayarak parçalamaya çalışıyor. Ama yani Karamollu olduğu gördüğümüz kadarıyla gayet sıkı duruyor burada. Çünkü bu iktidarın yıkılması ve yeni bir iktidarın kurulması aynı zamanda Saadet Partisi'nin de varoluş veyahut da yok oluş mücadelesidir. Yani Karamollaoğlu bunu çok net bir şekilde görüyor. Eğer şu veya bu şekilde AKP'ye katıldığı takdirde Saadet Partisi'nin diğer tıpkı diğer partiler gibi AKP içinde eriyip yok olacağını biliyor. Varoluş ancak bu iktidarın bu suçlarına diyorum. 128 milyar nerede sorusunun verilemeyen yanıtında Saadet Partisi'nin de boğulup gitmesi anlamına gelir. Yani o bütün bu ekonomik krizi vesaire falan paylaşması anlamına gelir. Hiçbir Saadet Partili'nin bu yok oluşta, bu çukurda kendi varlığını tehlikeye atacağını ben düşünmüyorum. Bu bakımdan geleceğe yönelik yakın zamana karşı güçlü, daha güçlü adımların atılacağının bir işareti bu üçlü. İyi onu yakaladınız. Ben de onu görmüştüm. Can, üst üste bunu koydunuz. Gayet güzel bir siyasi durumu resmi fotoğrafıydı bu. Bir iktidar alternatifini veya iktidar yürüyüşünü bir fotoğrafıydı. Bu çok güzel bir şey tabii. Şimdi buradan yeni şeyler üretilmesi lazım. Yani iki partinin gerçekten de bu yok oluş sürecinde Türkiye'yi bu iktidarın soktuğu yok oluşta, büyük düşüşte umutları yeşertecek adımlar atması lazım. Yani ortak açıklamalar, evet. Program yavaş yavaş, bütünsel bir programdan bahsetmiyorum ama üzerinde anlaştıkları, ihtarı gelince yapabilecekleri konusunda, atacakları adımlar konusunda bir madde madde üzerinde anlaşıp her bir maddeyi günlerce propagandasını yapıp millete tanıtmak gibi şeklinde çok akıllıca bir programı oluşturmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu onun ilk işareti mi? Olabilir. Ama ya güzel bir olay bu. Bu aynı zamanda iktidarın yani AKP'nin %27'lere doğru gerilediği bir dönemde sanıyorum böyle bir programın uygulamaya konması durumunda bu düşüşü, peki, AKP'nin düşüşünü daha da hızlandıracaktır. Peki. Orhan Bursalı, Nesrin Naz, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Hızlıca devam edelim. Bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir soruşturma başlatıldı. Bu suçlamayla başlatılacağı yönünde zaten bir beklenti vardı. O soruşturma başlatıldı. Şimdi savcılıktan gelen açıklama bu şekilde. Nerede başlatıldı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan bir soruşturma. Daha önce ekranlara getirmiştik. Sosyal medyada paylaşmış olduğu tweet'i Aykut Erdoğdu'nun tekrar görelim, değerli rejimizden rica edelim bu konuda. Haber masasına girişte duyurmuştuk o tweet'i. 7 numaralı tweet. Devamında da şunu yazmıştı Aykut Erdoğdu. Korkması gereken varsa o da sizsiniz şeklinde tweetler var. 7. tweet rica etmiştim arkadaşlar. Galiba yanlış tweet'i veriyorsunuz.
haber masasına başlarken vermiş olduğumuz tweet'i verelim lütfen. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncelikle şunu bilmenizi isterim. Korku insani bir duygudur, utanılacak bir durum değildir ve sizden korkmuyorum şeklinde bir mesajı vardı Aykut Erdoğdu'nun. Ben ve benim gibi milyonlarca insan korku duvarını aştı. Şantajla, iftirayla, tehditle susarsam yüreğim kurusun şeklinde bir mesaj. Bu bir tweet zinciri elbette. Sadece bu kısmını ekranlara getirdik. Devamında farklı söylemlerle seslendiği söylemleri oldu. Şantaja uğradığını, şantaj yapılmaya çalışıldığını iddia etti kendisine Cumhuriyet Halk Partili Aykut Erdoğdu tarafından. Sonrasında yargılama hususuna ilişkin geleceğe dair bazı beyanlarda bulundu. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında bir soruşturma başlatıldığının da altını çizelim. Şimdi İkizdere'ye gideceğiz. İkizdere'de olan bitenlere odaklanacağız. Bir yandan iş makineleri çalışıyor, bir yandan köylünün oradaki bekleyişi, itirazı devam ediyor. Artık bir çıkmaza girdi durum. Ağaçlar kesildi, duruldu, tekrar kesildi, tekrar durdu. Ne olup ne bittiğine bakacağız. İkizdere'den birazdan özel bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Ama öncesinde şu saate kadar ne biliyoruz ona bir göz atalım. Peşkeşin belgesi olur mu? Artık olur. İkizdere'de Cengiz Holding'e ait taş ocağına dair tartışmalar sürüyor. Ciddi iddialar var. Onlardan biri ana muhalefet partisinden geldi. Peşkeşin belgesi olur mu? Artık olur. Artık var çünkü. Devletin Cengiz Holding'e peşkeş çekildiğinin belgesi artık var. Belgesi var dedi Öztunç. Taş ocağının ihale edilmeden Cengiz Holding'e verileceğinin belirlendiğini öne sürdü. Rize Valiliğine başvuru yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Bakanlık Rize Valiliğine başvuru yapmış. Proje sahibi bakanlık. Ama adres olarak, e-posta olarak Cengiz Holding'de çalışan bir mühendisin e-postası verilmiş. Belge gösterdi. Yaşanan durumu peşkeş olarak yorumladı. Yani ihaleden önce, ÇED kararından önce bu taş ocağının Cengiz Holding'e verileceği belirlenmiş, belli olmuş. Bu peşkeş çekti, peşkeştir. Eleştiriler bununla da sınırlı değil. AKP'li vekiller geçtiğimiz günlerde bölgedeki köylüleri ziyaret etmişti. AKP milletvekili Hayati Yazıcı, burada çok özel bir taş olduğu kanısına varıldı dedi. Kullanılacak malzemenin nitelikli bazalt olduğu ve deniz suyuna dayanıklı olacağı ve ağır olacağı bildirilmiş. Böyle taş yalnız İkizdere'deki bu vadide var diye de ekledi. Bazaltlar her yerde var, sadece burada yok. Yazıcının o sözlerini eleştiriyor jeoloji mühendisi Savaş Karabulut. Yani tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelen bir maden mühendisi ve bir jeoloji mühendisinin bölgede numune almaya bile ihtiyaç duymadan, ki Türkiye yerlileri veri kataloglama sisteminde böyle verilerin olması gerekir. Böyle bir açıklamanın yapılması doğru değildir. Zaten ÇED raporunda da böyle teknik anlamda da bir rapor, bilgi sıkıntısı var. Kayaçların mineralojik ve petrografik şeyleri incelenmeden hiçbir şekilde raporda bununla ilgili, ÇED raporunda bununla ilgili bilgi yok. Numune de alınmamış. Neye göre en iyi bazaltistik kayaç dedikleri aslında bir tartışma konusu. Tüm bu eleştirilerle beraber İkizdere'de taş ocağı çalışmaları çıkmaza girmiş durumda. Köylü ise bekleyişte ısrarcı. Şimdi İkizdere'de ne olup ne bittiğine bakacağız. Bizzat İkizdereli bir vatandaşımız karşımızda olacak. Asuman Fazlıoğlu bizlerle birlikte olacak. Döneceğiz İkizdere'de ne olup ne bittiğini birinci ağızdan dinleyeceğiz. Dün heyetler geldi, heyet konuştu, tepki aldılar, ayrıldılar. Sonra toplantıya ikna ettiler orada köylülerimizi. Sonrasında o toplantıyı da terk etti vatandaşlarımız. Ama olan biteni gelin İkizdereli vatandaşımızdan alalım. Asuman Fazlıoğlu karşımızda. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Neler olup bittiğini sizden öğrenmek istiyoruz. Sağ olun. Neler olup bittiğini sizden öğrenmek istiyoruz. Şu anda mevcut durum ne? Orada neler yaşanıyor? Son birkaç gündür ağaçların kesimi durdu mu? Heyet gelmişti. Sizle ne görüştüler? Toplantıyı sonrasında terk ettiğinizi öğrendik. Birkaç gündür neler yaşadığınızı, neye itiraz ettiğinizi de elbette içererek birinci ağızdan sizden dinlemek isteriz. O yüzden soruları peşinden sormak istedim. Buyurun, anlatın lütfen. Şimdi bir kere burada, yani bu vadide her şey tersinden yürüyor. Yani bu toplantı edilmeden önce yapılması gerekirken, işte katlettikten sonra uyutma toplantısı diyebiliriz. Şimdi biz toplantıya çağrıldık ama yani acaba bizim haklı tepkimiz olumlu bulundu, iş durdurulacak, yani siz haklısınız, biz yanlış yaptık mı diyecekler. Yani öyle düşünerek
toplantıya gittik. Toplantıya gittiğimizde genel müdür bize işte her şeyi anlattı. Yani içinde İşkencedere Vadisi olmayan her şeyi, Türkiye'nin her şeyini bize anlattı. Kendi reklamını yaptı. Projeler anlattı ama biz onun için gitmedik. Biz vadimizin geleceği ne olacak? Kaderi ne olacak? Bunu öğrenmek için gittik. Tabii sabırla dinledik ama baktık bir türlü konuya gelinmiyor. En son konuya gelindiğinde oradaki taşların güzel olduğunu söylüyor. Ama bitki örtüsünden hiç haberi yok. Yani altta taş var ama üstteki bitki örtüsü ne olacak ondan bahsetmiyor. Ve orada arıcıların vadiye de hiç uğramadığını anladık. Yani hiç uğramadığı bir vadinin kaderini biliyorsunuz. O kadar, yani o kadar kolay değil bu işler. Yani burası o kadar ucuz bir yer değil. Yani böyle gözden çıkartılacak bir yer değil. Bunu görenler bilebilir. Dünyanın en güzel kestane balının üretildiği yer. Biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yer. Biz bunları bizzat kendimiz de tespit ettik. Canlı yaşamıyla ilgili kameralarımız var, görüntülerimiz var. Orada ormanda dolaşırken gördüğümüz o birinci sınıf bir orman örtüsü ve ona bağlı olan işte akarsuları, işte deredeki kırmızı pullu alabalığına varıncaya kadar. Yani bu kadar güzel bir yeri gözden, sadece taş için gözden çıkartmayı anlayamadık. Tabii dolayısıyla avukatımız olaya müdahil oldu. Yani burada kandırmaca olduğunu onlara izah etti. Bazı rakamlar verdi. Hatta ikinci bir taş ocağı ruhsatı alındığından bahsetti. Bundan bize hiç bahsedilmiyor. Yani eğer iyi niyetli olursaydı olay olduğu gibi bize anlatılması gerekirdi. Ama anlatılmıyor. Burada bir kandırmaca olduğu ortaya çıkıyor. Bir de şu var, yani çok enteresan. Yani devlet üç kağıt yapmaz. Yani yapmamalı. Vatandaşını kandırmamalı. Yani devlet güvendiğimiz bir kurum sonuçta. Yani 24.500'den hektardan siz setten kurtulmak için 25 ve üstü set raporu istiyor ama siz ondan kurtulmak için 24.500'den açıyorsunuz. Peki bakanlık niye setten korkuyorsun? Yani orada set raporu gerekli olduğunda bu ruhsatı alamayacağını bildiğin için korkuyorsun. Peki set raporu ülkenin aleyhinde mi? Değil, aleyhinde olsa öyle bir rapor olmazdı. Yani oradaki doğal yapının bozulması, yani çok, yani şey mi, yani bu doğal yapı çok istediğin zaman isteyen kişi bozabilir mi? Şimdi bir de enteresan başka bir şey var. Yani bu işler yapılırken hiçbir yöntem, kural, yani hiçbir şey yok. Yani orada herhangi bir görevli yok, yani herhangi bir plan, program, yani akarsuların taşlarla, molozlarla yığılmasını engelleyici bir önlem. Bir de muhatap yok. Yani biz oradayız. Bu işlere müdahil olmak istiyoruz. Yani bu çalışmanın yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ama bizim derdimizi anlatacağımız hiç kimse yok. Bir güvenlik var, bir de ortada bir kepçe var ve kepçesi var. Başka bir şey yok. Şimdi böyle olunca, hal böyle olunca biz de tabii çaresizlik içinde, yani yardım istiyoruz. İnsanlardan, kurumlardan, yani yetkililerden, herkesten yardım istiyoruz. Orada bir cinayet işleniyor. Yani kanun kural o. Yani şimdi Hammurabi kanunları milattan önce 3000-4000 yıllarında bir yazılı kanun. Ama şimdi biz bugün kaçıncı yüzyıldayız? Yani 2020 yılındayız, kanun yok. Yani milattan önce 3000 yılında yazılı kanunlar varken bugün neden kanun yok? Yani kim bu kanunları istemiyor? Veya kimin aleyhinde bu kanunlar, kimin lehinde? Yani kanunsuzluk olmaz. Yani kanunsuz bir şey olmaz. Yasa olmadan bir şey olmaz. Eğer böyle olursa adalet de olmaz. Ve verdiğimiz zarar kişilerin çıkarları doğrusunda istikamet olacak. Ve bu çıkarlar doğrusunda istikamet aldığınız zaman ülkeye çok büyük zararlar vereceğiz. Yani bugün sadece, yani ben Güldere köylüsü olduğum için burada değilim. Bu vadi çok önemli olduğu için ben buradayım. Yoksa yani gerçekten gözden çıkartılacak bir yer olsaydı bu kadar uğraşmazdım. Ama gözden çıkartılacak bir yer değil. Ve bu tür değerler insanlığın ortak malıdır. Yani herkes sahip çıkmalı. Yani herkesin çocuğunun veya çocuğunun böyle bir vadiye gelip görebilmeli. Buradaki şelaleleri görebilmeli. Bugün şeyde yine vadiye çıktık. Bir tane şelalemiz vardı. Fotoğraflarını çekmiştim. Çok güzel, yani gerçekten anlatmak, yani görmeniz gerekiyor. Bu şelale, kaygılanıyoruz. Yol oraya kadar gelmiş meğersem. Tam şelaleye dayanmış.
Yani geldik baktık bütün kayalar dökülüyor aşağıya doğru. Bir durun dedik ya. Vekiller vardı yanımızda. Bekaroğlu vardı, Tahsin Tarhan vardı, milletvekili avukatımız vardı. Ya bunu kapatsak mısınız dedik. Yani Allah aşkına yani bu şelale yok edilmez. Hatta bende de resimleri var aslında, imkan olsa sizinle paylaşabilirdim. Yani bu şelalede kaç tane var elimizde? Mesela çok mu var? Yok. Yani çok şelalemiz yok. Yani insanlar geldiği zaman çocuklarıyla o şelaleyi görsün. Yani bu bir değer. Veya bu şelale, bu şelalenin maddi bir değeri var mı? Hayır, maddi bir değeri yok. Bu parayla alınıp satılan bir şey değil. Milyonlarca yılda çok granit bir kayanın aşınmaması, aşınmadığı için şelale oluşmuş. Altında da gölgesi var. İçinde alabalıkları var. Yani onun kenarına gelip her insan görme, yani ortak mirasımızdır. Ama yani anlamıyorum. Yani bütün bu değerler nasıl böyle yok sayılıyor? Veya nasıl yani insanlar bu değerleri böyle önemsiz bir şeymiş gibi, veya ağaçlar çöp gibi sökülüp nasıl derelere atılıyor? Yani bu ağaç saygı duymak lazım. Yani bir hem yaradan diyorsun, yaradılan filan diyorsun ama saygı göstermiyorsun. Yaradanın yarattığına saygı göstermeyenin dininden veya inancından ben şüphe ederim. Yani böyle bir inanç olmaz ki. Siz bu sistemi, yani biz ne dersek diyelim, yani bu doğanın üstünde varlıklar değiliz. Yani biz her şeye sahip değiliz. Aklımız her şeye kesmez. Yani böyle zannediyoruz. Yani biz doğanın hakimi olduğunu zannediyoruz ama aslında burada biz hiçbir şeyiz. O doğa bildiğini yapıyor. Ama biz onun dengesini bozarsak intikamını alıyor. Bir taşı düşürürsün, bütün taşlar dökülür ve anlayamazsın. Başına gelmeyen kalmaz. Yani bugün yaşadıklarımız da yetmiyor mu? Yani bir sürü salgın hastalık, küresel ısınma, işte iklim değişikliği, kuraklık, açlık. Yani değil mi? Değişmiyor mu? Asuman Fazlıoğlu. Devam edelim mi? Tabii. Son cümlelerinizi alayım. Son birkaç dakikaya girdik ama dinlemek istiyoruz. Orada olan biteni bence muazzam özetlediniz. Tamam. Tüm izleyen vatandaşlarımız da altına imza atacaktır sözlerinizin. Evet. Son birkaç dakika buyurun. Evet, buradayız. Yani buradayız. Biz yaşam alanlarımızın böyle sarsur edilmesini istemiyoruz. Bugün bir şey dinliyordum. Kadınlarımızdan biri diyor ki benim kuşumun yuvasını yıkma, kuşuma dokunma. Şimdi bir baktım, yani o kadın orada o kuşun sahibi olduğunu hissediyor. Yani o vadiyle öyle özdeşleşmiş ki bu kuş benim diyor. Yani benim kuşum diyor. Ne kadar güzel bir duygu. Yani evet. o kuşun ona ait olduğunu ve o kuşun yok edilmesini önlemeye çalıştığını gördüm ve çok duygulandım, çok etkilendim. Yani bu kuşun burada yaşayan, yani bu vadide yaşayan insanlar, kadınlar, çocuklar, yani bu kuşun da kendilerine emanet edildiğini, onu korumakla görevli olduklarını, ağaçları korumakla görevli olduklarını hissediyorlar. Yani bir dönem devlet bunu koruyorum diyordu ama şimdi halk ormanını koruyor, doğal kaynaklarını koruyor ve halk diyor ki artık yani benim alanımı daraltma, yaşam alanımı daraltma. Bu nereye kadar olacak? Yarın da diyeceksin ki evinizden çıkın gidin diyeceksin. Yani buna kimsenin hakkı yok. Herkesin yaşamına, her canlının yaşamına saygı göstermek zorundayız. Peki. Asuman Fazlıoğlu çok teşekkür ediyorum. İkizlere'ye selamlar göndermiş olalım. Değerli izleyicilerimizden de çok sayıda mesaj var, destek mesajı var. Süremizin tamamını da kullanmaya çalıştık. Altına imza atacağımız ders gibi bir konuşmaya imza attı. Bizzat İkizdereli vatandaşımız ne söylüyor, neye itiraz ediyor. Bu arada 128 milyar dolar nerede sorusuna ilişkin başlayan sosyal medya üzerindeki bu yeni siyasi akım CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e, Meral Akşener'den Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na uzanan sorular, 128 milyar dolar nerede soruları ve bunun üzerine söylenenler Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a uzanmıştı. Karamollaoğlu'ndan gelen pasla birlikte Gültekin Uysal şöyle demiş: elbette bu tekerlek kalmaz bu tümsekte Temel Bey. Anadolu'nun Moğol istilasından bu yana görmediği bir kravatlı soygunun parçası bu hiçleştirilen 128 milyar dolardır. Sormaya devam. İlk bulan arasın sayın genel başkanlarım diyerek de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu da etiketlediğini görüyoruz sosyal medya mesajı üzerinden. Kapatmadan önce bir çarpıcı görüntü ekranlara gelecek şimdi. Bu görüntü öncelikle kimin kaydettiğine ilişkin bilgiyi de verelim. Gazeteci Ruşen Takva tarafından kaydedilen bu görüntü. Yüzden fazla mülteci Van'ın sınır köylerinden yürüyerek Türkiye'ye giriş yapmak istiyor. Askerlerimiz tarafından geri gönderiliyorlar ama her gün
binden fazla mültecinin Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığını, saatlerce yürüyerek kent merkezlerine ulaştığını bakın gazeteci Ruşen Takva nasıl belgeledi, nasıl görüntüledi. Ruşen Takva gazeteci, Ruşen Takva tarafından kaydedilen görüntüler böyle. Mülteci sorunu, problemi, mülteciler açısından kendi sağlık programları, yaşam hakları, yaşam kavgaları bir yandan, ülkenin güvenlik problemleri bir yandan, nasıl bir dengede tutulacak, hangi politika izlenecek, yoksa müsaade mi edilmesi lazım, göz mü yumulması lazım, sorular böyle, vatandaştan gelen sıcak saniyelik sorular da böyle efendim. Şimdi bugün çarşamba, dolayısıyla sadece 2 saat haber masası var. Birazdan Mustafa Sönmez ekonomi gerçekleriyle karşımızda olacak. Bir de basın toplantısı olmasını bekliyoruz birkaç farklı noktadan. Oralara da bağlantılar gerçekleştirilebilir. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından ekonomi gerçekleriyle Mustafa Sönmez karşınızda olacak.